Selamünaleyküm herkeslere merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Enes'in talebi üzerine yine bir program açıyoruz. İnşallah iyi bir program olur. Her zaman olduğu gibi tüm İslam aleminin Ramazan'ı olsun. İnanmayanlar da Allah'ım hidayet nasip eder. Yani biraz önceki programı daha yeni bitirdik. 4 saate yakın bir muhabbet oldu. Ben kendi adıma söyleyebilirim ki gayet memnun oldum. Biraz yorucu olduğunu da itiraf etmeliyim. Ama bilmiyorum yani muhabbet en nihayetinde elimize kalan. Evet, şimdi Enes'i bekliyorum ve diğer katılabilecek arkadaşların gelmesini bekliyorum. Bağlantıyı paylaştım arkadaşlar. Gelmek isteyenler buyursun gelsin. Evet, konumuz aslında umumi bir sohbet. Ben bugün 2 gün önce Bedir Harbi'nin seneyi devriyesiydi. Evet, şu an Enes geldi galiba. Konumuzu o olarak belirlemiştim ama umumi bir sohbet yapıyoruz. Dolayısıyla daldan dala gidiyoruz. Evet, Enes giremedi. Herhalde bağlantısından sorun var. Efendime söyleyeyim. Yani şu durumda işte Süleyman Bey'in bir takım itirazları var. Herkes gibi. En son konuşmalarımızın üzerine gidiyoruz. Madem umumi bir sohbet yapacağız. Onun haricinde dede kardeşim Azerbaycan'dan katılıyor. Sağ olsun, teşekkür ederim. Kendine göre bir takım yorumlar yapıyor. Maalesef yani burada belki kendini rahatsız oluyor bu sözümüzden de kendine göre dediğimizde. Çünkü tekrar tekrar şunu söylemek lazım. Nasıl ki kendisi, dede kardeşimin kendisi diğerlerine bana ne ondan deyip İşte ben Kur'an'da bunu okudum diyorsa, bu nasıl ki bir başkasını kendisi kabul etmiyorsa, kendisinin de bir başkası tarafından kabul edilmemesini aslında anlayışla karşılaması lazım. Yani anlayış derken hürmet ederek değil. Yani bu gayet tabii bir durumdur. Yani sen kendi fikrinin dışındakini reddediyorsan, bir başkası da aynı zamanda senin fikrini reddediyor demektir. Haliyle buradan ne çıkıyor? Bu sana göre, o bana göre oluyor. Yani bunun dışında bir mantık yoktur bu işte. Ama her ne hikmetse diyeceğim, biz ne kadar bunları bu şekilde ortaya koysak da, yani şu an benim bu söylediğim ne kadar bana makul geliyorsa, işte bir başkasına aynı zamanda makul gelmiyor. Çünkü meseleye kendi cihetinden, kendi cenahından bakıyor. Binaenaleyh bu durumda nasıl oluyor da bu hakikati reddedebiliyorsun? İnan, inanma, lakin her şeyin bir tarafı oluyorsun yani. Sana göresi, bana göresi oluyor. Haliyle bundan devamla şunu söyleyebiliriz. Biz kendi inancımızı ortaya koyacağız. Keza sen de kendi inancını ortaya koyacaksın. Şimdi bizim itirazlarımız nedir? Kur'an-ı Kerim'i bir yerden bulduğunu söylüyor dede kardeşim. Nereden buldun? Yani bu kitabı sana kim getirdi? Birisinin sana ulaştırması lazım. Yani sen kendi kafandan, yani bir takım arkadaşlar vardı. Dede kardeşim hadi bir tarafa bırakayım. Ben gittim işte kitapçıda dolanırken bir kitap gördüm. Yani şimdi ya akılla mantıkla izah etmeye çalışan insanların böyle bir akıl ortaya koyması gerçekten hayrete şayan yani. Gerçekten hayretime mucip oluyor. Gerçekten şaşılacak şey. Evet, Enes nihayet gelebildi. Buyur Enes'ciğim, hoş geldin. Evet, hoş buldum tekrardan. Selamun aleyküm. Evet. Aleyküm selam canım. Evet, kimse Alırsın yok muydu? kalemini bakalım. Fazla uzatmaya gerek olursa, arkadaşlar gelirse uzatırız. Aksi halde
fazla uzatmanın bir manası yok. Evet, neyse, zaten 4 saat. 4 saatlik yayın yaptık. Eyvallah. Şimdi yapacağız tabii ki. Yani bu yayında yani böyle 5-10 dakika olmayacak ama en azından bazı diğer arkadaşlar da gelse karşılıklı bir etkileşim olur. Aynen. Arkadaşlar gelirse devam ederiz. Arkadaşlar gelmezse kapatırız. Malum bu Yakup Deniz falan herhalde program yapınca onlar oraya gidebilirler. Biz de orada... Yok, sıkıntı yok. Biz de konuşuruz biraz. Dertleri anlatırız. Bazı evet. Sorular var. Onlar cevap bekliyor. Evet. Şimdi benim de bir aklımda birkaç soru var. Şimdi diğer yayında birkaç soru kalmıştı. Onları ben müsaadenle cevap vermek istiyorum. Şimdi yani şimdi bu Şii Sünni meselesi falan mezhepler. Oradan biraz şey yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Yani bizi buradan vurmaya çalışıyor aslında. Yani biz doğal bunları doğal olarak kabul ediyoruz. Çünkü bunların temeline inmediğin zaman sadece yüzeysel ya da şey olarak baktığın zaman tarihi perspektiften farklı baktığın zaman maalesef sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi Şii ve Sünnilik yani aslında ben iki tabiri de sevmiyorum. Yani. Ehli Sünnet bana daha çok mantıklı geliyor. Çünkü Ehli Sünnet, Sünnet Ehli. Mesela Hazreti Muhammed'in bir hadis-i şerif diyor ki benim yani Kur'an'a ve Sünnet'e sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırtmazsınız. Dolayısıyla benim için Ehli Sünnet tabiri daha güzel bir tabir. Şimdi dediğim gibi yani şu anda mesela Süleyman Hoca'nın bir sorusu var. Diyor ki yani Vahabiler sizi kabul etmiyor. Yani şimdi bu sadece Vahabilerle özgü bir şey değil. Yani insan insanı kabul etmiyor. Yani iki kardeş bile birbirini kabul etmiyor. Ayrıca bizim böyle bir problemimiz yok. Yani dediğim gibi bizdeki yani İslam'daki bilimler yoluna göre Habil'le Kabil kardeşti ve bunlar birbiriyle kavga ettiler. Hatta biri diğerini öldürdü. Buradaki mevzu insanların birbirini öldürmesi ya da ötekileştirmesi ya da farklı görüş belirtmeleri değil. Yani insanın özünde bu varlar. İnsan farklı değilse yani herkes tek tip olsa, herkes aynı olsa, aynıleşse dünya yaşanılmaz olur yani. Düşünebiliyor musun? Bütün parmakların aynı. Yani sen iş yapabilir misin? Hayır. Yani dolayısıyla insanın aynileşmesi, insanın aynı olması, insanın aynı görüşte olması bu bir süre sonra artık dünyanın yaşanılamaz bir hale getirir. Dolayısıyla insanlar tabii ki herkes yani senin vücudundaki hücrelerin bile hepsi farklıdır. Hepsi birbirinin aynısı değildir. Bütün insanların yüzleri bir parmak izi gibidir. Aynı şekilde bütün insanların kalpleri, şeyleri hepsi farklıdır yani. Mesela insanların görüşleri, düşünüşleri, fikirleri, ideolojileri elbette farklı olacak. Yani bunlardan daha doğal, daha normal bir şey yok. Ki bütün insanların ırkları bile aynı değil. Bütün insanların şeyi yani. Ama İslam herkes aynı anne babadan gelmiş. Herkes birbirinin insan kardeşi. Dolayısıyla ilk insan, ilk peygamberden gelmişsiniz. Hepiniz birbirinin kardeşisiniz. Ama tabii ki bu dünyada dünyanın gereği olarak çünkü dünya kelime kökeni olarak da aşağılık demek, aşağıda olan demek. Dolayısıyla bu dünyada savaşlar, kan dökmeler olacak yani. Hatta melekler orada itiraz ediyor. Hazreti Adem'i yaratırken Allah diyor ki sen yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın? Allah da onlara diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Yani meleklerin bilmediği şey nedir? İnsanın yeryüzünde Allah'ın sıfatlarının aynası olacağını bilmiyorlar. Yani çünkü melekler sadece kendilerine ait verilen bilgi dışında bir bilgiye sahip değiller. Dolayısıyla onlar sadece Allah'a zikirle meşgul. Zaten meleklerin yükselmemesi de tabiri caizse aşağıya düşmemesi, alçalmaması bundandır. Yani sürekli sabit derler. Yani çünkü Allah'ın verdiği bilgi dışında bir bilgiye sahip değil. Ama insan öyle değil. İnsan bütün fikirlere, bütün şeylere sapabilir. Bütün fikirlere açıktır. Dolayısıyla farklı görüşlere, farklı fikirler insanın olmanın bir gereğidir. Ama buradaki temel mevzu Mevlana'nın tabiriyle aslında bütün dinler İslam'da birleşiyor. Bütün insanlar İslam'da birleşiyor. Ama insanların bakış açıları farklı. Bakış açısı şaşı olan birisi
doğru göremez. Dolayısıyla doğruyu bulamaz. Doğruyu bulamayınca da kendi nefsindeki sapmaları doğruluk katına yükselir. Dolayısıyla onları put haline getirir. İslam'da insanın önce kendini tanıması gerekir. Yani insan kendini tanıdıkça başka insanları tanımaya başlar. Alemi, kainatı tanımaya başlar. Dolayısıyla insan kendini tanıdıkça, kendi kabuğundan çıktıkça başka insanlarla daha iyi bir seviyede olur. Yani daha iyi medeni bir anlayışa sahip olur. Dolayısıyla böyle dediği İslam toplumları ilkeldir falan. Hayır. İslam'da asla İslam ilkeliği kabul eden, İslam ilkeliğe karşı çıkmış bir din. Zaten o ilkel toplumlara, o tabiri caizse kendi yanlışlarını kutsamış, kendi pisliklerini, kendi nefislerindeki o şeyleri kutsamış, İslam onları yıkmak için gelmiş zaten. Mesela kendi kızlarını diri diri gömmek, anneleriyle evlenmek, insanları boş karşılığında köle almak, satmak, güçlünün güçsüzü ezmesi, dolayısıyla güçlünün güçsüzden para alması, faiz vermesi, İslam bunları yıkmak için gelmişti zaten. Hani İslam nasıl ilkel olabilir? Böyle bir tabiri tabii ki bir insan kendini tanımadığında ya da insan İslam'ı tanımadığında böyle basit cümleler kurabiliyor. Böyle ilkel cümleler kurabiliyor. Ben şunu söyleyeyim başka bir soru olarak. Ha şimdi biz ehli sünnetiz yani şu anda Müslümanların hemen hemen %90'ı ehli sünnet ve cemaat. Tabii ki Şiiler de var ama dediğim gibi Şiilerin yani bizim Müslüman yani ehli sünnet olarak Şiilerle bir problemimiz yok. Yani bizim noktamız yani siyasi bir ayrılık. Yoksa itikadi olarak onlar da Allah'ı kabul ediyor. Belki çok aşırıları dışında Hazreti Muhammed'i, Hazreti Ali'yi, Hazreti Osman'ı ve Ebubekir'i kabul edenler de var. Yani çok aşırılarını saymıyorum. Ama sanki bu böyle bütün Müslümanlar öyleymiş, birbiriyle çatışıyormuş, kavga ediyormuş. Böyle bir görüntü sunmaya çalışıyorlar. Başka dinsizlerde de gördüm bunu. Yoksa Vahabiler ya Vahabiler de değil. 0.1 bile değil yani Müslümanlar arasında. Ama sanki Vahabiymiş, Şiiymiş gibi bir profil, bir şey ortaya koymaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Ayrıca Sünnilerle Şiiler hiçbir zaman tarihte çatışmamıştır. Ben bunu dediğim zaman da böyle karşı çıkıyorlar. Yani Osmanlı devrinde bile 600 yıl boyunca sadece Yavuz Sultan Selim dönemi onlara bir baskı yapılmıştır. Diğer dönemde hep biz Şiilerle denge politikası izlemiştir. Ki dediğim gibi Şiiler zaten Müslümanların %5'ini 6'sını oluşturuyor yani. Ve aşırı gitmeyenler dışında bizim hiç kimseyle sorunumuz yoktu. Yoksa zaten aşırı gidenler de aşırı gittiği için onların İslam'dan bir payı yoktu zaten. Çünkü İslam aşırılığı kabul etmiyor. İslam her zaman itidalli olmayı davet ediyor. İslam her zaman itidalli olmaya özen gösteriyor. Dolayısıyla benim diyeceğim şey bunlar yani. Bunlar sadece yani sanki Müslümanlara has durumlarmış. Yani bugün makam için, mevki için, makam için birbirlerini öldürenler yok mu? Ya bırakın makam mevki. Bir yumurta için, bir sakız için, bir söz için. Yani trafikte 2 dakika beklemediği için birbirlerini öldüren, birbirlerini boğazlayan insanlar var yani. Dolayısıyla bu gerçekleri, bu şeyleri görmezden gelerek yani sadece sanki İslam'da savaş varmış. Sanki İslam'da sadece insanlar birbirlerini öldürüyormuş ki İslam tarihinde yani kadar birbirine anlayıştı. Mesela bizim büyük alimlerimiz var. Yani fikirleri belki taban taban azıttı. Ama birbirlerine reddiyeler yazmış. Yani birbirlerini boğazlamamışlardı. Birbirlerini öldürmemişler. Böyle bir tane tarihi vaka yok. Bir tane bana tarihi vaka göstersinler böyle. Yani Halacı Mansur o da siyasi bir olaydır gerçeği de. Halacı Mansur diyelim ki onun dışında ki o Halacı Mansur'un da haksız bulan birçok kişi var. O dışında başka yani böyle tarihi vaka çok az var. Yani böyle Müslümanlar fikrinden dolayı, göçlerinden dolayı birbirlerini öldürdüğü ya da birbirlerine yani söz, kötü söz bile söylememişler ya. Dolayısıyla insanlar, Müslümanlar bunu kabul etmişler zaten baştan. Yani birbirlerinin bakış açısı farklılıklarını zenginliği olarak görmüşler ki bu ayette geçiyor yani zaten. Yani bu bir ayette. O diyor ki biz sizin birbirinizle daha iyi tanışanız diye sizi kabilelere, sizi ırklara, sizi farklı renklere ayırdık. Yani dolayısıyla böyle bir dinde farklılıkları zenginlik olan kabul eden, hatta bunun ayeti olan bir dinde insanlar nasıl birbirini boğazlayabilir? Tabii ki dediğim gibi çok aşırı Halacı Mansur gibi çok aşırı
ileri gidenler dışında. Tabii ki Hacı Mansur o sözleri belki kendi tasavvufi anlayışı içerisinde, kendi o seyri sülükü içinde haklı olabilir ki birçok alim buna hak vermiş, ama sırrı ifşa ettiği için, o söylememesi gereken şeyi söylediği için dolayısıyla kaba sofalar yüzünden belki kanı dökülmüştü ki birçok şeyde tasavvufçu da bunu ifşa etmemesi gerektiğini, yani bunu herkese zahiri anlamda bundan anlamayanların karşısında bunu söylememesi gerektiğini ona söylemişlerdi. O da hatasını kabul etmişti. Yani sırrı ifşa ettiği için o da hatalı, kendini hatalı bulmuştu. Dolayısıyla bunlar dışında böyle İslami literatürde, yani böyle alimlerin birbirlerini boğazladığı ya da farklı fikirleri olduğu için, farklı görüşleri olduğu için birbirlerini öldürdüğü çok, yani hemen hemen hiç yok yani diyebiliriz. Ama Batı'da baktığımız zaman şu anda bile farklı fikrinden dolayı, görüşünden dolayı Müslümanları kabul etmiyor onlar hiçbir şekilde. Müslümanları öldürüyorlar. Mesela bugün Gazze'de insanlar sırf Müslüman oldukları için öldürülüyor. Başka hiçbir sebebi yok. Dolayısıyla biz Müslüman olarak özellikle Selçuklu, Osmanlı ve geleneğin devamı olarak hiçbir zaman bırakın Müslümanlar arasındaki farkları, gayrimüslimleri bile en huzurlu bizim toplumda yaşamıştı. En huzurlu bizim çatı altında yaşamıştı. Yani Hristiyanlar, Yahudiler bile Osmanlı'nın himayesi altındayken en huzurlu, en mutlu, en güvenli yıllarını yaşamıştı. Yani bırakın Müslümanları. Dolayısıyla bunları böyle dile dolandırmanın hiçbir anlamı yok. Ki bunlar boş laflar, yani hiçbir anlamı yok. Sadece söylendiği için böyle bu şey gerekiyordu, cevap verme gerekiyordu. Yoksa bunların benim nezdimde hiçbir değeri yok. Çünkü tarihi gerçekleri soyutlayarak anlatamazsınız. Bir realite var. O realiteyi ortaya koymanız gerekiyor. Yani böyle sürekli dillerine dolanıyorlar. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali kavga etmiş. Dediğim gibi Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali'nin kavgası, ki Hazreti Ayşe hatasını sonradan fark etmiş ve yanlış yaptığını düşünmüş. Hatasından geri dönmüş. Dolayısıyla o bir anlık gafletten dolayı, bir anlık yanlıştan dolayı, ki Hazreti Ayşe ömrü boyunca o pişmanlığı duymuş. Dolayısıyla bunları böyle fitne çıkarmak için bunları büyütmeme gerekiyor. Biz Müslümanım diyenin herkese saygılıyız. Ayrıca Müslümanım demeyene de biz açarız, kapımız açık. Çünkü ben Müslüman olmayanların da Müslümanlara çok şey katacağını, ki ben ateistlerin bile bize çok şey kattığını, özellikle bu son ateistlerle karşılaştığımda aslında Müslümanlığı tam olarak bilmediğimi ve ne kadar büyük bir nimete sahip olduğumu yeni anlamış oldum. Çünkü gerçekten bu kadar hurafeleri, bu kadar saçma sapan şeyleri kabul edip de İslam'ın bu güzelliklerini kabul etmeyip insanların nasıl yanlış yolda olduğunu ve bizim de nasıl büyük bir nimete sahip olduğumuzu bir nebze olsun bize fark ettiler. Aslında onların da çok katkısı var bize. Ben bunları söyleyeyim. Biraz uzattım ama bunları açıklamak gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet, buyurun hocam. Sesin gelmiyor bu arada. Sizin kaban. Evet, pardon da Estağfurullah. evet. Ya, devam edebilirsin Enes'ciğim, yani Evet. zaten Aslında birkaç soru daha vardı. Onlara da devam yapabiliriz. et, devam et, Yani şimdi devam et. Emevi Müslümanlığı falan diyorlar. Yani şimdi Müslümanlık yani Emeviliği, şu su, bu su yok. Mesela bazen diyor Kur'an Müslümanlığı. Yok Emevi Müslümanlığı. Yani Müslümanlık Allah beni Müslüman olarak tarif etmiş. Enne vecehtu vecihellezi fetere semavati ve Hanifen Müslüman. Yani Hanif bir Müslümansın diyor. Başka Allah bir tabir kullanmıyor. Dolayısıyla ben her namazda bunu söylüyorum. Dolayısıyla ben her namazda bunu söylediğim için yok sen Emevi Müslümanısın, yok sen şu Müslümanısın bana çok komik geliyor. Yani beni Allah nasıl tanımlamış? Müslüman olarak tanımlamış. Mümin olarak tanımlamış. Dolayısıyla benim kendime başka bir sıfat, başka bir şey bulmama gerek yok. Yok siyasi İslam'mış, yok şu İslam'mış. Yani bunlar ıvır zıvır, saçma sapan Batı'nın o Hristiyanlığın çevirdiği o Batı'dan alıp direkt çevirmelerin yarattığı yani saçma kavramlar bana hiç böyle hoş gelmiyor. Dolayısıyla ben Allah nasıl tanımlamışsa ben öyleyim. Allah Taha suresinde sanırım sizi kendim için seçtim diyor. Dolayısıyla bizi kendisi için seçen birisi
Beni nasıl tanımlıyorsa, beni nasıl nereye koyuyorsa ben oyum. Çünkü onun iradesinin dışında hiçbir irade onun iradesini kapsayamaz. Hiçbir güç onun gücünün üzerinde değil. Hiçbir söz onun sözünün üzerinde olamaz. Dolayısıyla Allah beni Müslüman olarak tanımış. Hanife'nin Müslüman, ben Hanif bir Müslümanım. Bu kadar basit. Dolayısıyla Emevi Müslümanıymış, yok Kur'an Müslümanıymış. Aslında hepsi İslam'a çıkar. Hepsi İslam'ın zenginlikleridir. Ama önemli olan doğru bakış açısıyla oraylara bakmak, tarihi gerçekleri sadece kendi ideolojime, kendi bakış açıma, kendi fikriyatıma uyduğu için değil de biraz da diğer tarafa geçerek bakmak ve realiteden, haktan sapmamak kaydıyla okuyabilmektedir diye düşünüyorum. Ki Kur'an'ın tarihe bakışı da budur. Kur'an her zaman hakkı, haklıyı ve haksızı ortaya koyar. Tarafını seçmek sana kalıyor. Hazreti Musa'nın tarafından mı alıyorsun, yoksa Firavun'un tarafından mı? Hazreti İbrahim'in tarafından mı yer alıyorsun, yoksa Nemrut'un tarafından mı? Ve onların akıbetini bize sunuyor. Firavun'un, Nemrut'un akıbetlerini önümüze sererek Hazreti Musa'nın da, Hazreti İbrahim'in de aynı şekilde onların da akıbetlerini bize sunarak dolayısıyla seçim sana kalmış. Hangisini tercih ediyorsan sana kalmış. Ama ben şunu sana söyleyeyim. Aldığın ve verdiğin nefes bile sana ait değilken sen hangi akla, hangi mantıkla kendi sözünü, kendi düşünceni, kendi mantığını Allah'ın sözünün ve peygamberinin sözünün üzerinde çıkartıyorsun? Hangi güçle, hangi mantıkla diye bunu söyleyeyim, bu soruyu sorayım. Umarım bir an önce Allah size de hidayet nasip eder. Bizim en büyük dileğimiz bu. Biz kimseyi zorlamıyoruz. Sadece bizim gönlümüze düşen kırıntıları insanlarla paylaşıyoruz. Bizim kimseye zorluk yaşatacak ya da kimseyi zorlayacak bir gücümüz yok. Hidayeti veren Allah'tır. Biz sadece onun söylediklerini, mesajlarını iletmekle görevliyiz. Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi dediği gibi, ayette buyurduğu gibi. Ama bizim görevimiz de onları insanlara anlatmak, tebliğ etmek. Öyle yani, ben bunları söyleyeyim. Evet. Evet, Enes'im, belli, teşekkür ederim. Yani dediğim gibi daha başka cevaplarım varsa, söylemek istediklerim varsa Evet. dinliyorum seni. Evet, başka soru var mı bilmiyorum ama ben yayında iftara gitmiştim. Yani benim duyduklarım bunlardı. Bir de bu zorlamayla ilgili, yani dediğim gibi İslam'da asla zorlama yoktur. Yani bunları defalarca konuştuk. Biz İslam'da tebliğ var. Yani tebliğin olduğu yerde zaten zorlama olmaz. Adı üstünde tebliğ. Yani mesajı iletiyorsun ya. Mesajı iletiyorsan. Yani kabul etmek ya da etmemek sana kalmış. Dediğim gibi. Bizim görevimiz iletmek. Yani mesela ben sana mesaj gönderiyorum. Sen o mesajı kabul edersen ya da etmezsin. Mesela tüm mesele budur yani. Mesela ya da reddedersin. Ya kabul edersin ya da reddedersin. O sana kalmış. Dolayısıyla bizim görevimiz bu. Ayrıca bunları söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi insanın olduğu yerde görüş ayrılıkları olacaktır. İnanç farklılıkları olacaktır. Dolayısıyla önemli olan doğru bakış açısıyla doğruya bakmak. Zaten İslam Hazreti Adem'den beri tek din olarak gelmiştir. Allah katında tek din İslam'dır. Ama peygamberlerin şeriatları farklıdır. Şartlara göre, insanlara göre. Yani böyle dediğim gibi dolayısıyla İslam tektir aslında. İslam'ın hiçbir şeyi yok. İslam tektir. Ama insan unsurundan dolayı, kültürden dolayı, coğrafyadan dolayı bunlar farklı inançlar çıkabiliyor. Mesela Hristiyanlık, Yahudilik böyle çıkmış. Zerdüştlük, diğer inançlar böyle çıkmış. Dolayısıyla insan unsuru ve kültürel değişmelerden dolayı, farklı fikirlerden dolayı, coğrafi şeylerden dolayı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlar da çok doğal, çok normal şeyler. Bunları söyleyeyim. Ayrıca inançsız bir toplum olamaz. Yani inançsız insanlar olamaz. Kim diyorsa böyle bir şey yok. İnsanlar ekmek su gibi inancı da hep beraberlerinde getirmişlerdir. Hep yaşamışlardır o inancı. Yani inançsız insan olamaz ama herhangi bir dine uymak zorunda değilsin. Ama dediğim gibi inançsız yaşaman mümkün değil.
Yani böyle söyleyeyim. Başka ne vardı aklımda bana? Yani soru olarak yani bunlar vardı. Bunlar, bir de hadislerle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani hadisler dediğim gibi milyonlarca hadis mevzusu var. Ha, milyonlarca hadis mevzusu yok. Bir kere bu yalan. Ha, uydurulmuş hadisler var mı? Elbette. Yani halen de şu anda bile uydurulan hadisler var. Yani bunu kimse inkar edemiyor. Ama dediğim gibi bizim 6 tane kaynağımız var. Yani nasıl ki biz şeyleri koruduysak, mezheplerle İslam'ın temel sabitelerini koyduysak, bu 6 hadis kitabıyla Allah alimlerimizden razı olsun, çok büyük bir özveriyle gerçekten çok büyük bir belki Allah'ın tabii elbette Allah'ın inayetiyle, ama Allah'ın onların önünü açması, kalbini açması, zihinlerini açmasıyla bizi buralara getirdiler. Yani o kitapları büyük bir özveriyle topladılar, yazdılar, bize kadar getirdiler. Dolayısıyla hadise saldıranların da ben hadisleri bilmediklerini düşünüyorum. Çünkü bunlar, bu 6 kitap doğru dürüst Türkçe'ye bile çevrilmiş. Yani sen bilmediğin şeye nasıl saldırırsın? Mesela Buhari'nin kitapları hala Arapça, yani doğru dürüst Türkçe tercümesi yapılmadı. Dolayısıyla bunları böyle insan bilmediği şeye düşman olur diyor Hazreti Ali'nin sözü sanırım. Dolayısıyla biz bilmediğimiz şeye düşman oluruz. Yani insan bildiği şeyi ya eleştirir ya da kabul eder. Başka yol yok. Düşman olan bir insan bir şeye düşman olursa mutlaka o şeyi bilmiyordur. Dolayısıyla bu hadislere düşmanlık besleyenler, yok çöptür diyenler, aslında kendi söyledikleri çöptür. Kendi çöplüklerini, kendi o zihinlerdeki hurafeleri İslam diye insanlara yutturmak için o zihinlerdeki saçma sapan ayetleri yorumlamaları, kendi akıllarını, yani hani ayette diyorlar Hazreti Muhammed'in sesi mi diyor? Evet, sesi üzerine, sesinizi peygamberin sesi üzerinde çıkartmayın. Aslında bu inkar edenlerin, bu hadisleri inkar edenlerin temel amacı da buydu. Kendi seslerini, kendi sözlerini peygamberin sesinin ve sözünün üzerine çıkarmak için bunu yapıyorlar. Yoksa Hazreti Muhammed'in sesi üzerine, sözü üzerine söz söylemeye cüret edemezlerdi diye düşünüyorum. Aslında onlar ayetleri de kabul ediyorlar. Belki hadisleri kabul etmediği için dolaylı yoldan birçok ayeti de inkar etmiş oluyorlar. Allah muhafaza, bu ben küfre gidiyorlar demiyorum ama çok tehlikeli bir yol olduğunu düşünüyorum. Küfre bile gidebilecek kadar tehlikeli bu tür sözleri söylemeleri. Çünkü bunlar hadisler dolaylı olarak ayetlerle de bağlantılı. Dolayısıyla bir insan hadisleri inkar ediyorsa dolaylı olarak bazı ayetleri de, hatta belki doğrudan birkaç ayeti de inkar ediyor olabilir. Dediğim, az önce dediğim ayetteki gibi birçok ayet, yani birkaç ayeti de inkar ediyor olabilir. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir yoldur. Ben kimseyi tekfir etmiyorum ama bu yolun da yol olmadığını, yanlış olduğunu, doğru olmadığını düşünüyorum. Mesela bu, özellikle bu hadisleri inkar edenlerin başında isim vermek istemiyorum ama en azından söyleyelim, herkes biliyor zaten. Mustafa İslamoğlu diye biri var. Mustafa İslamoğlu diyor ki Hazreti Muhammed bu kadar hadisi nasıl söylemiş? Ama kendi Twitter'ına baktığımız zaman her gün 3 tane tweet atıyor. Ve şu ana kadar belki binlerce tweet atmış. Ama diyor ki Hazreti Muhammed bu kadar sözünü ne kadar söylemiş? Sen bir de bu kadar tweet atmışken nasıl böyle bir yakıştırma yapabiliyorsun? Ki bizim topladığımız hadisleri, Kütüb-i Sitte'den topladığımız hadiste en fazla 6.000 7.000 hadis. Yani daha fazla söyleyenler de var ama onlar bazı tekrar eden hadisler olduğu için, ama saf olarak şu ana kadar alimler diyor ki 7.000 hadis var. Ki bu da çok büyük bir şey değil yani. Toplamda zaten 6.000 ayet var. 7.000 hadisin de olması gayet doğal. Her ayette bir hadis bile söylesen, bir söz bile söylesen, onun açıklamasını yapsan yine 7.000 hadise falan denk geliyor. Bu da gayet doğal, gayet normal bir şey. Yani aslında ben bunları söylemek istiyorum. Dolayısıyla hadisleri inkar etmenin sana hiçbir faydası olmayacaktı. Yani kendi kafana göre bir Kur'an anlayışı ortaya koyamazsın. Yoksa kelle sayısı kadar din çıkar, Kur'an anlayışı çıkar. Bu çıkmaz bir sokaktır. Ehl-i Sünnet en doğru kaledir diye düşünüyorum. Yani bu hakkaniyetli davrandığı için böyle söylüyorum. Yani Ehl-i Sünnet olduğum için söylemiyorum bunu. Gerçekten hakkaniyetli olaylara baktığımız zaman haklının kim olduğunu çok iyi bir şekilde görürüz. Yani ben bunları söyleyeyim. Dolayısıyla mezhepler
sabiteleri korur. Değişkenlerin, yorumların, insanların yorumlarının din katına yükseltmesinin önüne geçer, set çeker. Dolayısıyla dinin sabitelerini korur. Zaten Tevrat'ın, yani Hristiyanlığın ve Yahudiliğin bozulmasının sebebi de budur. Kendi sabitelerini, kendi akidelerini korumadığı için dinleri bozulmuş. Çünkü herkes kendi değişkenini, kendi yorumunu din katına yükselttiği için dolayısıyla dini tarif etmişler. Kendi tariflerine göre bir din uydurmuşlar. Dolayısıyla dini de tarif etmekten kurtaramamışlar. Böyle söyleyeyim. Umarım güzel anlattım. Başka arkadaşlar da geldi. Hoş geldin Dede kardeşim. Hoş bulduk. Eyvallah. Hoş geldin. Ben konuşmalarım senin yayınına bir engel olmuyor ki. Nasıl? Anlayamadım. Benim böyle konuşmalarım sen bu yayınına engel olmuyor ki. Niye mani olsun ki canım? Böyle bir şey demedik. Ne? Yanlış mı anlaşıldı acaba yine? Mani olmuyor yani. Ben diyorum yok, ki öyle bir şey demedi. Ben diyorum ki yani insanların diyorum kendine ait yorumları yapıp ben bir başkasının bak, yorumunu reddetmesi. Biliyor musun ne demek istediğimi ben anlatamadım. Yani ben eyvallah. Sizin söylediklerinize katılmıyorum. Evet. Tersini söylüyorum. Aynen. Yani katılmadığıma göre yani senin yayınına bir engel olmuyorum ki. Yok yok zaten biz farklı görüşlere zaten aynı şeyleri söylüyorum. Dede kardeşim aynı şeyi söylüyoruz. Yani sana diyoruz ki aynen sen nasıl ki belli bir fikre sahipsen başkaları da aynı fikre sahip oluyor. Tabiatıyla sen benim doğrum bu dersen ben mühendisim. Ben matematik üzerine hesap yapıyorum diyorsan karşı taraf da aynısını söylüyor. Sorun nereden çıkıyor dersen bana göre benim taaccüp ettiğim mesele sen bunu nasıl kabul etmiyorsun? Yani sen diyorsun ki ben yorum yapabilirim ama başkası yorum yapamaz. Yok ben öyle demem. Hiç demem ya. Ne olur mu ya? Benim ama yorumuma senin, inanacaksınız. Sen şimdi, öyle bir şey yok. Olmaz öyle. Tamam sen olur onu mu? Söylüyorsun da söylediğin. Yok ben diyorum ki bak ben diyorum ki ben Kur'ancıyım. Bak eyvallah. Ben Kur'ancıyım. Kur'an'da ne varsa ben onu biz alıyorum. De Kur'ancıyız ya. Ama değilsin. Sen putperestsin. Sen putperest, sen Müslüman değilsin. Sen putperest neydi o? Sende iman ölçer mi var? Herkesin imanını ölçüyorsun. Sen Müslüman değilsin. İmanometre var bende. Benim imanometrem. Tamam kendi imanını ölçsene o zaman ya. Sen Kur'ancı değilsin, sen hadisçisin. Ne bileyim Arabisin. Ne bileyim Müslümcisin, Buharicisin. Ben Arabi değilim. Şey ben İslam, Müslümanım. Bir şey söyleyeyim. Bir dur. Sen bak yarım saat konuştun ben dinledim. Hiç bölmedim Enes. Ben şaka yapıyorum ya. Seni dinliyorum. Anladım. Bir şey değil. Yani bir kere şeyin kitabını aldım okudum. Neydi? Buhari'nin. Sahih-i Buhari. O girişte biliyor musun ne yazıyor? Diyor. Ben 600 bin hadis topladım. 600 bin. Sonra onları çözdüm. Evet. Yanlışları attım. Zayıfları filanları attım. 2700 ne bileyim ne kadarsa. Yani önemli aslında değil. Aslında Buhari de hadis inkarcısıymış. Bak o da hadisleri artıyor. Değil mi? Yok attım değil attım. Zayıfları attım. Diyorsun. Ha. 2700 civarında böyle hadis yazdı Buhari. Evet. Ben diyorum ki bak
Bir saniye. Mantığımızı kullanalım. 600 Evet, bin hadisi, 600 bin hadisi doğru ve yanlış olduğunu Kur'an yazıldığından 400 veya 200 sene sonra bu yaşanmış. Buhari. Nasıl o şey tayin etti? Bu yanlıştır, bu doğrudur. Ben biraz hesapladım. Bunun böyle yazması için 2000 yıl yaşaması lazım onun. Buhari 2000 yıl ömür lazım ki. Bak nasıl bu şeyleri nasıl? Nasıl bir hesap bu? Her bir bak her bir hadisi her bir hadisi yani çözmek için bu yanlış mı, doğru mu, zayıf mı, ne bileyim mütevatir mi, ne bileyim ne mi diyorsunuz. Ona vakit lazım, değil mi? 600 bin. Evet. Kendi yazıyor ya. Ben demiyorum ki. Buhari'nin kitabını al bak. Biraz önce Enes güzel bir misal verdi. Duydun mu sen? Enes o kadar konuştu ki ben bir şey anlamadım orada. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Diyor ki adamın birisi diyor işte Mustafa İslamoğlu günde 3 tane tweet yazıyor. Günde 3 tane tweet yazarsan yılda, bir yılda tweet eder. En az 3000 eder yani. Aynen yılda 3000. Söyleyelim veya 100 tane yazsın. 10 yıla yapsan bunu binlerce tweet yazarsın. Yani bu hesapları kime göre neye göre yaptığını ben bilmiyorum. Lakin 600 bin dediğin Kur'an-ı Kerim'in 100 defa hatmedilmesi gibi bir şey oluyor. Yani bundan 600 bin. 600 bin. Evet. 600 bin. Ya şimdi mesela basit bir hesap Kur'an-ı Kerim kaç ayet? Mesela bir hadis buldu. Şey. Bir dakika, bir dakika. Bari. Çok basit bir hesap yapıyorum. Doğru yani, ve yanlış olmasını. Bir saniye dur. Şimdi dede kardeşim. Nasıl, dede abi, nasıl dede yok yazacak onu? Nasıl deneyecek? Bak, işte söyleyeyim ben şimdi. Şimdi Buhari ortaya 200 yıl sonra ya. Bir saniye. Buhari ortaya bir Mus'haf koyuyor. Yani yazılı bir metin koyuyor. Bu demek değildir ki Buhari'den önce hadis yoktu. Hadis yazılmadı. Hadis işte tekkiki falan yapılmadı. Şimdi senin akıl hocan ben açık ve net söyleyeyim. Sen bunları kafandan uyduramazsın. Yani gelip bize burada ben bunları keşfettim deme. Birisi sana buradan akıl satmış. Sen de onları bize pazarlıyorsun. Tıpkı başkalarına itham ettiği şeyi yapıyorsun. O akıl hocalarını ben sana tek tek söyleyeyim. Tıpkı senin akıl hocaların olduğu gibi Buhari'nin de şüphesiz hocaları vardı. Buhari kafasından bir şey uydurmadı. Ya Buhari'den önce herhangi bir şey yoktu. Hadis yoktu. Hadis yazıcılığı yoktu. Böyle bir şey yok ki. Buhari ayrıca Buhari tek başta değildi ki yani. Kitaplardan, insanlardan toplaya getiriyor. Ve 600 bin hadis o kadar fazla bir hadis değil. Biraz önce sen öyle bir şey söylüyorsun ki ben tekrar ediyorum. Bu senin akıl hocalarınla ben çok tartıştım. Çok mübareze götürdüm. Bu mübarezelerin her birinde senin dediklerin çıkıyor. Şimdiki dünyanın insanı zannediyor ki Allame-i Cihan oldu internet aracılığıyla. O insanlar da şüphesiz senin kadar bilgi sahibi değil, seni kat be kat aşan bilgi sahipleriydi. Ve bu işlere ömrünü adamış insanlardı. 600 bin hadis dediğim gibi Kur'an-ı Kerim 6256 ayet veya kimine göre 6666 ayet. 100 bine ulaşması için kaç defa hatmedilmesi lazım? Sadece ve sadece 100 defa. 6600 belki biz sabahtan beri değil 600 bin 1 milyon tane laf ettik. Günübirlik belki 1 milyon tane laf ediyoruz. 6666 Yusuf bir saniye. Bir dakika. Ben biraz önce sana diyorum ki bak bir hadise Arabi 15 sayfa yazı yazmış diyorum. İbn Arabi 300 tane kitabı olduğunu kendisi söylüyor. 300 tane kitap yazdım diyor. Yani sen bu insanları o kadar küçümsüyorsun ki. Günlük 1000 tane değil, milyon tane laf ediyoruz ya. Ayrıca bunların Allah zamanını genişletiyor yani. Mesela adam 30 yaşında bile bak. Gerek yok Enes'ciğim boş ver. Şimdi
yani keramete falan girmeye bile gerek yok. Aynen. Yani alt üstün şeyi çok çok görmek abesle iştigal ya. Abesle. Yok şunu alacağım. Biz şu anda günün insanı olarak birbirimizle muhatap olmuyoruz. Ya şu an internete gir, milyonlarca film var. Milyonlarca YouTube videosu var. Günlük, ya ben biraz önce baktım, günlük insanlar milyonlarca video yüklüyor YouTube'a. Sen 600 bin tane hadisin araştırması ki 30-40 yıl sürüyor bu adamın bu işler üzerine uğraşması. 30-40 yılda 600 bin hadis ne ki yani? Ne ki? Ne ki? Yani sen onun bunun doğru bak bir saniye. Anlamıyorum. Biraz kısa sen kısa. Sen mühendisin diyorsun, ya. Hesap yapıyorum diyorsun. Buyur hesap yap. Bir saniye. Yusuf. Biraz kısa kısa konuşalım. Olur mu? Bak. Ben diyorum ki bir hadisin zayıf veyahut da doğru yani sahih olmasını o nasıl denedi? Onun sahih veyahut da yanlış olduğunu ve zayıf olduğunu kim tayin ediyor? Rabiler kim onu belirliyor? Onu belirleyen Rabiler Buhari mi? Onu o yetkiyi onu kim verdi? Evet. Ravileri nereden buldu? O ravileri bulmak için vakit lazım. Ya ravileri bulmak için vakit lazım değil dede kardeşim. Şimdi sen mesela dede Azerbaycan'dasın. Bir hadisi tamam. Bak. Bir hadisi. Sen bana müsaade etmiyorsun ki. Bir hadisi. Sen bak, bir saniye. Sen bir soru sorayım. Ben senin bir sualini saniye. Ben biliyorum. Ben senin gibi insanlarla çok muhatap oldum. Merak etme ben tekrar ediyorum. Ben senin akıl hocalarını çok dinledim. Bak şimdi aynı bir sorular. Rabiyi tutup da 100-200 yıl zincirle İmam Buhari tek tek dolaşmıyor. Son konuşan raviyle muhatap oluyor. Tabii bu şimdi hadis usulleri vardı. Senin öncelikle hadis usulünü bilmen lazım. Bu ravi zincirler İmam Buhari kendi kıstas olarak belirlemiyor ki. Belirlenen kıstasları tekrardan teyit veya tekit veyahut da tekrar değerlendirmeye alıp ondan sonra bu hadisleri değerlendiriyor. Yoksa senin dediğin gibi yola çıkayım. Ben bir işte dede kardeşim, Yusuf kardeşim, Enes kardeşim ki şahıs olarak bir gün oturdum. Durdum aklıma bir şey geldi. Nedir o? Ya şu hadisleri gideyim bir kendi başıma tek tek dolaşayım bulayım demiyor ki. Şeyin mantığıyla yürümüyor. Ben bu hadisi kabul edeyim, bu hadisi atayım demiyor. Belli bir sistem içerisinde yani dediğim gibi bunu şeye bakarsan Fatih yine hadisleri nasıl şey yaptığını yani muazzam bir sistem kuruyor. Hatta bunu bugün batılı tarihçiler diyor ki keşke bütün tarihi şey yazılımı böyle olsaydı. Yani mükemmel bir tarih yazılımı ortaya koyuyor. Bir dakika bitireyim çözümü. Hatta diyor ki bir dakika. Sizle aranızda muhabbet edin. 5 dakika bana müsaade edin ben geleceğim. Tamam Yusuf Hocam. Onun bak bu şimdi, hangi bir hadisin bir dur bir soru sorun. Onun ya soru soruyorsun cevap vermemize izin vermiyorsun hadisin. Ki. Sürekli soru soruyorsun. Sen cevap vermiyorsun ki sen hikaye konuşuyorsun. Ya hikaye tam sana göre hikaye. Bana göre sen hikaye konuşuyorsun. Ama böyle olmaz ki çok yani. Şimdi çok uzun konuşuyorsun. Hayır uzun konuşmuyorum. Belki bir cümle kuruyorum. Diyorum ki mükemmel bir tarih yazıcılığı ortaya koymuştu. Bunu batılı tarihçiler bile kabul etmişti. Sen diyorsun bana hikaye anlatıyorsun. Ya ben sana ne anlatayım? Sana tarihi ortaya koyuyorum. Batılı tarihçileri ortaya koyuyorum. Ben diyor ki en zayıf hatta şöyle söylüyorum. Diyor ki en zayıf hadis bile bütün tarihi metottan daha sağlam diyor. Bizim ortaya koyduğumuz bütün tarihi metotlardan daha sağlam diyor. Bunu batılı tarihçiler söylüyor. Ya asıl sen hikaye anlatıyorsun bana. Tekrar söylüyorsun. Ne olduğunu... Tekrar söylüyorsun. Bir saniye dur. Diyorum ki bak. Herhangi bir hadisin zayıf veyahut mükemmel olduğunu, doğru olduğunu belirleyen kim? İşte sana anlatıyorum ben. Hadis ravileri vardı buna. Kim? Bunlar söyle ya. Bunu söyle. Ve ona o yetkiyi kim vermiş? Ya ona o etkiyi sen ben veremezsin. Yani şimdi bunlar sanki böyle kafasına esmiş Buhari kalmış ben hadisleri toplayayım diye bir şey yok. Zaten Buhari'den önce hadisleri vardı. Ama o kadar
o toplumun karmaşıklığına dolayı hadisler kaybolmuş ve herkes kendi kafasına göre, kendi menfaatine göre bir hadisi uyduruyordu. Dolayısıyla Buhari bunun önüne geçmek için sadece Buhari değil, Buhari'nin altında binlerce alim var. Ama Buhari topladığı için, bu öncüsü o olduğu için onunla nispet ediliyor. Yani o toplamış. Ama Buhari'nin arkasında ve onun öncesinde de hadisler var. Yani onun arkasında da binlerce alim var. Ve onlar sayesinde diyor ki biz bu tahrifatın önüne geçmek için hadisleri toplayalım. Ve en sahih hadisleri toplayalım. Bundan Abi bir ravilerine ulaşalım. saniye. Bir Şöyle bir dakika, bir şey de dakika söyleyeyim. bitireyim, bitireyim. Abi Bitireyim bir dakika. çok uzun konuşuyorsun sen. Sen çok uzun Çünkü soru konuşuyorsun. soruyorsun. Çünkü soru soruyorsun. Uzun konuşmak Abi zorundayım. bir kısa kısa anlat ya. Kısa kısa Tamam, net kısa kısa söyle bitiyor ya. zaten. Çok uzun Sonra konuşuyorsun ya. o ravinin kaynağına gidiyor, ona ulaşıyorlar ve onu takip ediyorlar. En ufak bir yalancı ravi varsa, hatta öyle sağlam yapmışlar ki o adam bir tane yalancıyla muamele etmişse onun ravisini, onun hadisini bile kabul etmiyorlar. O kadar üzerine titremiş, o kadar üzerine düşmüş ve sen kalkmıyorsun. Kalkmışsın, bana diyorsun ki hadiste bilmem sağlam değil, o değil. Sen zannediyorsun ki böyle kafasına göre bu hadisi almış, bu hadisi atmış gibi düşünüyor. Böyle bir şey yok yani. Evet, buyurun. Hadisçiler bile birbirini kezzap adlandırıyor ya. Hepsi Ya birbirine yalancı diyor. dede Hangi doğru? kardeşim, sen öyle Birbirini noktalardan kezzaplıyorlar. bakma, Hepsi birbirine bilmediğin yalancı diyor. konulardan geliyorsun, konulardan. Kimdi? Kim? Niye Söyle bilmiyorum? bana. Neyi Şimdi bilmiyorum ya? ayetleri çıkardın, sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi o hadisler, kezzap addedenleri bana tek tek çıkarıp ortaya koyar mısın lütfen? Beraber bakalım. Nereden bulayım onları şimdi? Gördün mü? Söyleyince nereden bulayım diyorsun. Niye bunu soruyorum biliyor musun? Şimdi sualin amacı Ha. şuydu. Bak, diyorsun ya, İmam Buhari bu 600 bin hadisi nasıl toparlamış, nasıl etmiş? İşte senin gibi yapmıyor. Ben bunu nereden bulayım deyip öyle sen konuşamıyor işte onlar. Onlar bir sistem üzerine gayret ediyor, çaba sarf ediyor, uğraş veriyor. İbn Arabi de bunu yapıyor. Ebu Hanife de bunu yapıyor. İşte bizimle onların arasındaki fark bu. Ha, dersin ki ben işte burada biraz bak, ben seni takdir ediyorum. Tak diye ayeti çıkarıyorsun, diyorsun ki işte ayet numarası bu. İşte şurada şunu söylemiş. Kelime budur. Allah razı olsun. Çok 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 memnun oluyorum bundan. İşte aynı hassasiyeti her alanda göstereceksin ki işte o zaman ulema sınıfına girip senin sözüne de bir itibar olacak. Ama sen de görürsün ki ben senin karşına çıkıp ya atıp tutayım işte birisi kezzap dedi, ötekisi bunu sahih kabul etti. Tamam, sen bana diyeceksin ki bak sen kendin, bak daha önceki konuşmalarımıza dönelim. Çıkar göster diyorsun bana. Bunu nerede demiş diyorsun. Ben de sana aynısını yapıyorum işte. Buyur çıkar göster. Bu işler böyle oluyor Yok demek ki. onu. Neden kardeşim? Yok onu Ya bulup bu sana böyle gösteririm. havadan olmuyor Bak bir ki. saniye. Ayakları yere basmadan Şey, olmuyor ki. Eyvallah. Yusuf. Onu bulup ben sana gösterebilirim. Ama bu önemli bir şey değil. Yani ona vakit ayırmak istemiyorum. Onu sana bulup gösteririm. Böyle Kim ilim kime olmaz ki. kezzap Böyle demiş. olmaz. Bir saniye. Böyle Kim ilim kime olmaz. kezzap demiş de onu sana bulup gösteririm. Göster. O Göster. sorun değil. Bir saniye. Bir saniye. Ona vakit lazım ya. Ben diyorum ki Buhari mi bunu belirliyor? Bu yanlıştır, bu doğrudur. Hayır, Raviler, hayır. sayısız raviler var. Bilmediğin için. Bir dur Enes. Hadis Ha, usulünü bilmediğin için bunları söylüyorsun. ben konuşamıyorum ki. Tamam, pardon, özür Ben bir dilerim, şey buyur. söyleyemem. Hep bölüyorsunuz ya. Tamam, özür dilerim, buyur. Bak diyorum ki Buhari bilmem kaç hadisçiden raviden şeyler almış. 600 bin. Hadi hadis almış. Bunlar hangi doğru, hangi yanlış onu belirleyen Buhari mi? Ona bu yetkiyi kim vermiş? Kim ona bu yetkiyi vermiş ya? Buyur. Şimdi konuşabilirsek araya girmek istemiyorum. Sen bize de ki cevap ver falan gibi bir şey söyle, bir remz olsun ki biz de Ha bilelim buyur dedim, konuşacağımızı, buyur araya dedim. girmiş olalım. Evet, Yok ben yok buyur konuşabilirim. dedim.
Şimdi cevap veriyorum. Önce ben cevap vereyim, sonra da Enes cevap versin. Bir, İmam Buhari'ye kimse herhangi bir yetki vermiyor. İmam Buhari kendi gayretini ortaya koyuyor. Daha sonra etrafındaki ulema ve Müslümanlar bu davranışı, bu yaptığı işi, bu yaptığı ameli takdir ediyor. Bu kârı tasdik ediyor. Anlatabildim mi? Kimse İmam Buhari'ye bir yetki vermiyor. Sen İmam Buhari'yi nasıl reddediyorsan biz İmam Buhari'yi kabul ediyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlaşabildik mi inşallah? Ben hadislerin anlıyorum sen söylediklerini. Ben sadece katılmıyorum o işlere. Tamam sen katılmıyorsun. Yani, hikayeydi evet. Ya. Hikaye. Şimdi bak Ebu Hanife'den başlayalım. Sanki o da bir Buhari de bir Kur'an yazmış ya. Yani sen bunu bu şekilde kabul etmeyebilirsin. Çünkü İmam Buhari, şimdi bak ben sana tekrar söylüyorum. Şimdi sen hadis usulünü bilmediğin için bunu konuşuyorsun. Ebu Hanife veyahut da İmam Buhari veyahut da herhangi bir ulema, bakın tıpkı Hazreti Peygamber misali diyelim. Bakın ben böyle bir kitapla geldim. Siz bunu kabul edeceksiniz demiyor. O gayretlerini, çabalarını ortaya koyuyor. İslam uleması bilhassa ehli sünnet bunu kabul ediyor, takdir ediyor ve bunların doğruluğunu fıkha göre uyguluyor. Bak hadis usulünde bu vardır. İmam Buhari sadece var olan hadisleri Musaf'ta topluyor. Sen de onlara atıf yapıyorsun. Yoksa İmam Buhari bu hadisleri ortaya koyduğu için o hadisler var değil. Hadisler zaten var. Ebu Hanife fıkhi usullerini ortaya koyduğu zaman, fıkhi kaideleri ortaya koyduğu zaman Ebu Hanife zaten kendisinin ortaya koyduğu doğrudan bir kitap da yok. Daha sonra İmameyn dediğimiz İmam Yusuf ve İmam Muhammed Ebu Hanife'ye atfen fıkhi kaideleri ortaya koyuyor. Yoksa Ebu Hanife'nin doğrudan koyduğu kaideler de yok ortada. Yani Ebu Hanife veyahut da İmam Malik veyahut da İmam Şafii, İmam Hanbel, ki İmam Hanbel aynı zamanda hadis alimidir. Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Tisa, yani biraz Yunus bahsetti, Kütüb-i Sitte değil, Kütüb-i Tisa vardır. 11.358 toplam hadis vardır. Mükerrer hadislerle beraber. Öyle milyonlarca hadis falan da yoktur zaten. Sen tekrar bak, üçüncü kez tekrar ediyorum. Sen hadis usulünü bilmediğin için böyle işte senin fikir babalarının uydurduğu şeylere inanıyorsun. Anladım. Bunları kabul ediyorsun. Anladım Yusuf, anladım. Biraz bir yani tekrar söylüyorum. Birazca kısa konuşalım ya. Diyorum evet, bak, ya kısa bir şey konuşamayız ya. Abi bir şey de var. Sen Şiilerin hadislerini kabul ediyor musun? Müşterek hadisleri kabul ediyoruz ta ki işte müşterek demiyorum. Hazreti Ali bak, müşterek söz, müşterek kelimesi kullanmadım ki. Diyorum ki Şiilerin hadislerini kabul ediyor musun? Ya aynı olan hadisleri nasıl reddedebiliriz? Okudun mu Şiilerin yani hadislerini? Aynı hadisleri ben şimdi Şiilerin hadislerini reddediyorum dersen sen tabiri caizse kelime oyunu yapmış oluyorsun. Ben şimdi Şii Buhari'de geçen ne hadisi kelime oyunu kabul ediyorsa Yusuf, ben nasıl yürüyorum? Yusuf ne kelime oyunu ya? Ben basit soru soruyorum. Diyorum ben de ki, cevap veriyorum. Bu kelime sen Şiilerin kabul şimdi ediyor musun etmiyor musun? Bu kadar şimdi, basit ya. Abicim sen inanılmaz bir davranış sergiliyorsun. Yani ben sana nasıl bir yorum yapayım ki? Ben sana diyorum ki eğer Şii alim Buhari'de geçen hadisi zikretmişse tabii ki kabul edeceğim. Yok etmiyor. Kendine hariç bir hadis zikretmişse ama başka hadislerdi. Tamam farklı hadislerdi ya. Ne farklı bu hadislerdi. Hadisi Sünni'nin hadisi diye bir şey yok ya. Öyle bir şey nereden çıkarıyorsun ya? Şiilerin hadisi, Sünnilerin hadisi diye bir şey yok. Hadis peygamberin söylediği sözdür. Ve bunlar bunu Şiiler eğer söylüyorsa, doğru söylüyorsa ve bunlar Buhari'nin ya da altı hadis kitabında bunlar varsa bunları biz kabul ederiz. Yani Şiilerin hadisi, Sünnilerin hadisi diye bir zırvalık var. Nereden buluyorsunuz? Ben anlamadım ya. Anne varsa yoksa demiyorum ki.
Ben bilsin. Hacı uyduruyorsa ve bu peygambere bir ihlal zaten. Bunu kim kabul edebilir ya? Yok Şii'nin hadisiymiş, yok Sünni'nin hadisiymiş, yok onun hadisiymiş. Ya hadis dediğin şey peygamberin sözüdür. Yani Şii'nin hadisi, Sünni'nin hadisi, benim hadisim diye bir şey olmaz. Hadis dediğim şey peygamberin sözüdür. Ve peygamberin sözü de bir dakika tamamlayayım. Bilmediğin ve peygamberin söylüyor. Ya bilmediğim şeyde de sen tırmanıyorsun yani. Bir dakika. Sen saçmalıyorsun yani. Şii'nin hadislerini kabul ediyorsun. Yani sorunun sorunda sıkıntı var. Sorun yanlış bir soru. Çünkü Şii hadisi, Sünni hadisi diye bir ayrım yok ki. Sahih hadis vardır, zayıf hadis vardır. Başka da bir ayrım yapılmamıştır. Şiilerde de bile zayıf ve sahih hadis var. Yani Şiilerde de zayıf ve sahih hadis diye bir ayrım var. Okudun mu şeyler? Yani sen bu ana mevzuları bilmiyorsun. Gelip burada yok o Şii hadisi, yok Sünni hadisi diyor. Tekrar söyleme ya. Ki, bilmiyorsun. Kabul et yani. Bilmiyorsun. Anladım. Bilmediğini söyle. Ne bilmiyorsun sen? Ben soru soruyorum. Diyorum ki siz Sünniler Şiilerin hadislerini kabul ediyorsunuz, etmiyorsunuz. Ya o Şiilerin hadisi diye bir şey yok. Kardeşim hadis metodunu bilmiyorum. Yani. Şiiler de diyor ki sizin hadisleriniz yok. Ya olabilir yani. Bunlar bana ne yani? Onların kendi görüşü. Beni ilgilendirmiyor. Kendi görüşü ya. Onlar da diyor ya ki Sünnilerin hadisini biz kabul etmeyiz. Sünnilerin hadislerini kabul etmiyor diye bir şey yok. Sen bak var. Kelime oyunu yapıyor deyince de kızıyorsun. Bilmediğin şeyi söylüyorsunuz. Hayır, ben biliyorum. Çok iyi biliyorum. Şiiler tıpkı benim sana dediğim gibi. Şiilerin hadisini okudun mu? Eğer müşterekse. Şiilerin hadislerini okudun mu? Ya evet ben biliyorum. Bir dakika, müşterekse kabul etmek zorunda. Nasıl reddedebilir ya? Sen kelime oyunu yapıyorsun. Birbirinin aleyhine olan hadisler kabul edilmez. Birbirinin lehine olan, birbiriyle üst üste olan hadisi nasıl reddedebilir? Yani şimdi orada bir hadis var. Mesela innebel amelu bin niyat diyor. Bu hadisi Şii de kabul ediyor, Sünni de kabul ediyor. Sen bana kelime oyunu yapıyorsun, diyorsun ki Şiiler Sünnileri kabul ediyor mu? Sünniler Şiileri kabul ediyor tabii canım. Nasıl etmiyor? Etmiyor. Yani Hazreti Peygamber etmiyor. Yaşamıştır. Hazreti Peygamber yaşamamış mıdır diyor Şiiler. O zaman nasıl Müslüman olacak? Yok. Ben öyle demedim. Ben öyle bir şey dedim mi? Ya sen ne demek istedin? Çok iyi anlıyorum. Sen de öyle anlamamakla geliyorsun. Yok. Arkadaş hadis metodunu bilmiyor. Bir dakika. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Bak Şiiler diyor ki Sünnilerin Sünni alimlerin yazdığı, Hanife'nin filanın yazdıklarını biz kabul etmiyoruz diyorlar. Ya. Çünkü 12 imamdan öte imam olamaz. Nasıl yani İmam Hanife ya? Nasıl yani İmam Buhari? Nasıl yani İmam Müslim, yani İmam filan kes? Olabilir mi diyorlar. Anladınız mı? Kabul etmiyorlar onların yazdıklarını. Ya dede kardeşim bak tekrar ediyorum. Sen anlatabildim mi? Biz anlıyoruz da sen anlamak istemiyorsun. Benim sorum ne? Sualine ben cevap veriyorum. Sualinin cevabı bu. Onlar 12 imam haricinde kabul etmiyoruz demekle Sünnileri reddediyor. Hadisleri reddedemez ya. Yani sen diyorsun ki bana ben seni sevmiyorum. Dolayısıyla doğru söylesen de kabul etmem. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi sen dedin ki 2-2-4 eder. Ben 2-2-4 eder dediğimde hayır Yusuf 2-2-4 eder dedi. Ben onun için red mi ediyorum diyorsun? Cevap verir misin? Ona da bak bir dakika. Ona da kendine göre Yusuf. Kafa karışıklığına gerek yok. Şimdi, ne kafa karışıklığı? Bak diyor ben açık diyor söylüyorum. 2-2-4 Şimdi dede kardeşim bırak şimdi. Ben de sana sual basit soruyorum. Adım adım gidelim. 2-2-4 deyince sen benim dediğimi kabul ediyor musun? Ediyorum. Ama bak Şia'yla tekrar söylüyorum. Ehli sünneti arasındaki fark bu. Şia diyor ki bunlar 12 imama iman etmedikleri için kafirler. Dolayısıyla ben 2-2-4 deyince beni red mi ediyor bu adam? Sünniler de Şiilere kafir diyor. Ya bırak. Hayır. Benim. Ya Şiiler ehli sünnete kafir dese, ehli sünnet Şiilere kafir dese, 2 kere 2-4 ederi değiştirebilir mi? İstediği kadar inkar etsin.
Doğru sözü nasıl reddedecek? Sen kelime oyunu yapıyorsun. Hadisler, müşterek hadisler var. Ben biliyorum, sen de biliyorsun veya bilmiyorsan öğren. Müşterek evet. Hadisleri kimse inkar edemez. Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in damadı mı? Evet, ben de oraya gelecektim. Evet. Evet değil mi? Hı. Şimdi ehli sünnet bunu reddediyor. Veyahut da ehli şia bunu reddediyor. İkisi ama şialar, şianın temel, bir dakika, ben de anlatmak istediğini anladım aslında. Yani şia diyor ki biz ehli beytten gelen hadisleri kabul ediyoruz. Yani Hazreti Ali'den ve Cafer-i Sadık'tan gelen hadisleri kabul ediyoruz. Bu şu demek değildir. Yani biz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'den gelen hadisleri kabul ediyoruz demek diğer hadislerin yok olduğu ya da diğer sahabenin hadis rivayet etmediği anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Yani birisinin Kur'an'ı inkar etmesi, Kur'an'ın inkar edildiği anlamına gelmez yani. Yani birisi ateist çıktı dedi ki Kur'an'ı kabul etmiyorum. Bu buna benziyor. Ama biz Müslüman da kabul ediyorum diyor. Mesela Müslümanlar, ehl-i sünnet diyor ki biz Hazreti Ali'den gelen rivayetleri de diğer sahabelerden gelen rivayetleri de kabul ediyoruz. Ama Şialar diyor ki biz sadece ehl-i beytten, yani Hazreti Ali ve Cafer-i Sadık'tan gelen rivayetleri kabul ediyoruz. Ben de onu söylüyorum. Diyor ki tamam işte bu demek işte, değil ki dur, Şiaların bunu demesi Şialar bir dakika. Onlar sadece Hazreti Ali'den gelen hadisleri kabul ediyor. Ama biz de onlarla Hazreti Ali'den gelen hadisleri biz de kabul ediyoruz. Ama biz de diyoruz ki sadece Hazreti Ali rivayet etmemiştir. Başka sahabeler de rivayet etmiştir. Biz aranı tabiri caizse daha da genişletiyoruz ve bütün sahabeleri içerisinde alıyoruz. Hakkaniyete uygun olan da budur zaten. Onun için biz ehli sünnet diyoruz ki ehli sünnet çatıdır. Rusça mı söyleyeyim? Rusça da mı söyleyeyim? Ben tamam anladık biz seni. Biz seni anladık. Ama sen anlamak ya. İstemiyorsun. Ben diyorum ki ya. Şia diyor ki bak bir saniye dur. Şia diyor ki İmam Ebu Hanife olamaz. O imam tamam, olamaz. Tamam anladım. Bir dakika. Biz bir dakika. Onların, abi dur ya. Bir dakika, ha, dur bir ya, dakika dur anladım ya. Seni ya. Bir dur ya. Sen frenin çalışmıyor mu? Ya aynı şeyde. Enes'im bir dur. Evet, konuşup duruyorsun ya. Evet dede kardeşim buyur. Başya diyor ki onlar imam olabilmez. Olamaz onlar imam. Yani o ne demek? Yani biz onların söyledikleri hadisleri almıyoruz. Kabul etmiyoruz diyorlar. Siz de Sünniler de Şiilerin hadislerini kabul etmiyorsunuz. Hiç okumadınız da. Merak da etmiyorsunuz. Size gerekmiyor da. Ben onu söylüyorum. Siz ne söylüyorsun? Ben bir saatte dinliyorum. Hiçbir şey anlamadım ki sizi. Net bir cevaplar yok ki sizde. Şimdi müsaade et cevap ben vereyim. Diyorum ki sadece diyorum ki evet. Şiilerin hadislerini okudunuz mu? Okumadınız. Çünkü kabul okudum etmiyorsunuz. Ya, okudum, onlar okudum. Da bir saniye. Cevap verdim okudum ha, ben sen okudum. Tek, bir tek sen okuyabilirsin. Ben genel olarak söylüyorum. Umumi olarak da okuyoruz da. Şimdi sen Sünniler ya. Şiilerin hadisini okumaz. Kabul da etmez. Okurlar efendim okurlar. Şiiler de okumuyorlar. Şiiler de Sünnilerin hadisten okumuyorlar. Hayır bak. Etmez. Ben cevap vereyim tamam. Senin, bak aynı soruyu defalarca tekrar soruyorsun. Ben de diyorum ki bak sana mevzuyu açıklıyorum. Mesela bir örnek vereyim. Diyor ki peygamber bir hadis rivayet etmiş tamam mı? Ve bu hadis şöyle. Bu hadis ümmetimin en hayırlıları kadınlara en hayırlı olanlardır. Peki bu hadisi Hazreti Ali rivayet etmiştir. Örnek veriyorum tamam mı? Şimdi bu rivayeti Şiiler de kabul ediyor tamam mı? Hazreti Ali'den geldiği için. Sünniler de kabul ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu Şiiler kabul ediyor diye Sünniler kabul etmemezlik yapmıyor. Biz bütün sahabelerden gelen rivayetleri kabul ediyoruz. Yani ortak bir küme düşün ya. Bazı hadisleri var. Şiiler de Sünniler de kabul ediyor. Ama Şiiler diğer sahabelerin aktardığı hadisleri kabul etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Dedi ki bir hadis var. Hazreti Ebu Bekir rivayet etmiş. İşte Şiiler bunu kabul etmiyor. Ama Sünniler bunu kabul ediyor. Yani daha nasıl anlatayım yani? Anlatabiliyor muyum? Anladın mı?
Yani yani biz Şeyhlerin Hazreti Ali'den aldıkları rivayetleri kabul ediyoruz. Biz hadis inkar etmiyoruz. Biz hadis inkarcısı değil. Biz Kütüb-i Sitte'de olan bütün hadisleri, Hazreti Ali'den gelen, Cafer-i Saadet'ten gelen bütün rivayetleri kabul ediyoruz. Çünkü bizde böyle bir ayrım yok. Ama Şiiler, Sünnilerden yani Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Osman'dan, diğer sahabelerden gelen rivayetleri kabul etmiyor. Sadece Hazreti Ali ve Cafer-i Sıddık'tan gelen rivayetleri kabul ediyor. Dolayısıyla ben senin anlamadığın şey, tamam işte biz de anlatıyoruz, ben de onu söylüyorum. Ama biz kabul ediyoruz, bizde sıkıntı yok. Biz Hazreti Ali'den gelen, Hazreti Ebu Bekir'de gelse, Hazreti Ayşe'den gelse, Cafer-i Sıddık'tan da gelse biz bütün rivayetleri kabul ediyoruz. Yani sen şöyle düşünüyorsun, sanki iki ayrı hadis külliyatı varmış, biz onlarınkini kabul etmiyoruz, onlar da bizimkilerini kabul etmiyor. Öyle bir şey yok. Ki öyle bir şey imkansız zaten. Çünkü hadis dediğin şey peygamberin söylediği sözdür zaten. Hazreti Muhammed'e tekrar, tekrar, tekrar söyleme ya, tekrar bezdim ya. Tekrar, çünkü sen tekrar soruları soruyorsun. Bilmiyorum. Aynı soruları soruyorsun çünkü. Cevap vermiyorsun ki. Ya hala cevap vermiyorsun diyor ya. Allah'ım yarım yani. İnsanı delirtiyorsun ya gerçekten. Bir saniye Enes'cim. Neyse. Enes'cim bir saniye. Şimdi dede kardeşim yani. Bak bir şey de söyleyeyim, sözü sana bırakırım. Bir söyle. Estağfurullah. Sonra unuturum ya. Evet. Bu Çeçenistan, Rusya'da Çeçenistan var. Onlar bizim komşumuzdu. Müslümandılar. Onlar diyor ki Azerbaycan bizim kardeşimiz değildir. Din kardeşimiz değildir. Çünkü onlar Şiidiler diyorlar. Evet. Ha, buyur. Şimdi evet, aynen öyle, doğru söylüyorlar. Çünkü bizim ehli sünnet anlayışımıza göre Şia elbette ki dinin dışında kalıyor. Bundan yani şaşacak bir durum yok. Lakin bir saatte ben de onu söylüyorum ya. Ya şimdi ya sen aynı şeyi söylemiyorsun sen. Israrla sanki birbirine zıtlarmış gibi gösteriyorsun. Şimdi Hristiyanlarla da biz sonuçta düşmanız, kavgalıyız. Fakat iki tarafta Hazreti İsa'yı kabul ediyor. Yani sen öyle bir şey söylüyorsun ki belki kendini doğru ifade edemiyorsun, bilemiyorum. Lakin şu kadarsını söyleyelim. Şimdi konuyu farklı tarafa çekmenin bir manası yok. Ben şimdi diyorsun ki sen sadece Şiilerin hadis kitabını okumuş olabilirsin münferiden. Lakin ben şu kadarsını söyleyeyim. Herhangi bir Müslüman ehli sünnet olarak zaten kendi hadis kitabını da okumuş değildir yani. Yani zaten okuma, araştırma senin şu an yaptığın gibi bazı insanların hasletidir. Her insanı oturtup da masanın başına hadis, Kur'an okutacak durumda değilsin ki. Bilmem anlatabiliyor muyum? Zaten bu işe merakı olan, alakası olan kişiler okur, öğrenir, bilir. Şu an sen de nasıl ki bir alakadarsın, bize seni muhatap olarak konuşuyoruz. Nitekim sana şunu söylüyoruz. Eğer bu insanlar bir gayret sarf etmişse, Ebu Hanife dahil, bu insanlar ben bunu kabul ettim, uğraştım, didindim, gayret ettim, çaba ettim, siz de benim peşime gelin dememiştir. Hiçbir ulema, bu zikrettiğimiz, adını zikrettiğimiz ulema, benim peşime takılın gelin dememiştir. Biz onların peşine takılıyoruz. Neden? Yaptıkları gayrete hürmeten, yaptıkları tespitin doğruluğuna olan inancımızdan dolayı. Anlatabiliyor muyuz? Yani ben dediğim gibi senin akıl hocalarınla ben bunları çok konuştum. Senin akıl hocaların ki ateistler de bunun gibi. Ebu Hanife'den bana ne? Ya Ebu Hanife'den tabii ki de sana ne? Ama Ebu Hanife kimseye gel kardeş benim peşime takıl demedi. Eline kılıcı alıp milletin başına dikilip ya beni takip edeceksiniz yahut da ben sizi öldürürüm demedi. Veya ateistler gibi ki senin akıl hocaların da öyle zannediyor. Ebu Hanife bunları para toplamak için, affedersin kadın toplamak için falan yapmadı. Bunlar hep bu işin mazlumu insanlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu işten çile çekmiş, eziyet görmüş, zahmet çekmiş insanlar. Yani tutup da Ebu Hanife, İmam Buhari veya İbni Arabi bu işten mal, mülk, dünyalık devşirmiş insanlar değil ki. Siz bu insanları tanımadığınız için yekten sırf kendi kafanıza uymuyor diye düşman belliyorsunuz. Yekten Ermeni gibi görüyorsunuz bu insanları.
Bilmiyorum, sen belki Ermenileri de dost diyeceksin. Bilemem artık da. Duyuyorsun değil mi dede kardeşim? Herhalde duymuyorsun. Duyuyorum. Yani ben sadece sen... bölmüyorum. Sizin gibi ben bölmüyorum. Ya sen dinliyorum. Bizi keşke bölsen. Keşke bölsen de biz senin bizi anladığını anlayabilsek. Çünkü biz ne dersek diyelim sen sadece tekrar ediyorsun. Sana diyorum ki bak tekrar bu insanlar gayret etmişler, ortaya bir şeyler koymuşlar ve hiçbir zaman da dünyalık için yapmamışlar. Zaten Müslümanların ki ehli sünnetin nazarında bunların makbul olmasının bence en azından benim nazarımda makbul olmasının en büyük sebebi bu. Çünkü bakıyorsun ki bu insanlar dünyalık için veya birilerinin iddia ettiği gibi biraz önce Süleyman abi de dedi. Süleyman Bey diyor ki bunlar siyaseten dini kullandı. Ebu Hanife siyaseten dini kullanmadı ya. Malını mülkünü bu uğurda feda etti, kaybetti. Canını kaybetti. Canını feda etti. Bu aslında öbür zindanlarda gitmişti. Keza Hazreti Peygamber, yani adam ateistler, Hazreti Peygamber işte dünyalık peşinde koşmuş gibi anlatıyor. Hazreti Peygamber nasıl bir dünyalık peşinde koşmuş ya? Vefat ettiğinde Yahudi'ye borcu vardı. Nasıl bir dünyalıkmış bu? Yani Mekkeliler o kadar kadın vaat ettiler. Buyur istediğin kadını seçelim dediler. Yani bunlar dünyalık malı falan peşinde koşan insanlar değildi ki. Sen bana diyorsun ki bana ne İbn Arabi'den, bana ne işte İmam Gazali'den, bana ne, yani sen bunların hiçbirini okumamışsın. Hayatını bilmiyorsun, gayretini bilmiyorsun. Gelmişsin burada diyorsun ki işte onlar onu kabul etmiyor, onlar onu kabul etmiyor. Tıpkı seninle benim aramda olan durum gibi. Sen de beni kabul etmiyorsun. Keza ben de seni kabul etmiyorum. Bu kadar basit yani. Ha, biz birbirimizi kabul etmiyoruz diye 2-2, ben 2-2 4 eder diyorum. Şimdi sen beni kabul etmiyorsun diye. Ya Yusuf 2-2 4 dedi ama ben kabul etmiyorum mu diyeceksin. Eğer gerçekten dinlediysen sessiz kalmana gerek yok. Araya gir. Hayır yanlış diyorsun de müdahale et. Sen orada sadece duymakla yetiniyorsan sen de çok iyi biliyorsun ki duymak ayrı, işitmek ayrı, dinlemek ayrı bir şey. Eğer sen gerçekten dinliyorsan söylediğin bir anlamı olmaz. Yok ben dinliyorum. Sadece ben demek istiyorum. Cevabı ne bu dediğimize? Bak ben Türkçem iyi değil. Her şeyi anlatamıyorum. Olabilir. Ben istediğimi anlatamadım demek ki. Ben diyorum ki Sünniler Şiileri Müslüman gibi kabul etmiyor. Bizim din kardeşlerimiz demiyor. Şiiler de aynen Sünniler bizim din kardeşimiz değil diyorlar. Bu kadar basit ya. Bunlar onların hadislerini, onlar da bunların hadislerini kabul etmiyor. Ne diyeyim ki ben? Ya senin bunu deyip duruyorum. Sen başka şeyler, sen tamam abicim, başka şeyler diyorsun. Nasıl başka şeyler söylüyoruz? Ben anlayamıyorum dede kardeşim. Ya biz buna itiraz etmiyoruz ki. Nasıl başka bir şey diyorum? Diyorsun ki Sünniler, evet bak biraz önce dedin ki Çeçenler, Azerbaycanları din kardeşi kabul etmiyor. Evet ben de din kardeşi kabul etmiyorum diyorum. Nasıl ben senin dediğini anlamamış olabilirim? Senin Türkçe gayet birbirini, hatta ben sana rica bunlar ediyorum. Dede kardeşim bak vallahi billahi keşke Azerbaycan Türkçesi konuşsan belki iki taraf da rahat eder. Ben çok 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 iyi anlarım Azerbaycan Türkçesi. Konuşmam falan deme. Konuş, biz seni çok iyi anlıyoruz. Sen inatla, ısrarla diyorsun ki siz beni anlamıyorsunuz. Biz seni anlıyoruz. Bak tekrar ediyorum. Ben ehli sünnet olarak Enes kardeşimi bilemem. Ben kendi adıma söylüyorum. Şia bizim din kardeşimiz değildir. Tıpkı Çeçenlerin dediği gibi. Değildir. Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Şialar tamamen aşırı giden bir topluluktur. Bana göre yani tabii ki mütedil olanları vardı, onları ayırıyorum. Ama genelde öyle diyor. Ya diyebilir ya, şimdi ben ateistleri de kabul etmiyorum. Ateistler de beni kabul etmiyor. Ha bu neyi değiştirecek? Ben anlamadım ki yani.
Hatta Şia dediğin şey İslam'ın Müslümanların %3'ünü ya da 4'ünü oluşturuyor. Yani tam yani dediğim gibi yani bunlar sadece büyük bir çoğunluk da değil. Yani %90'ın %95'i yok bir saniye. Bunlar Şiiler Müslüman mı? Müslüman değil mi? Ya o ben kimseye Müslümandır, Müslüman değildir diyemem. Yani tekfir etmek bizde kolay değil yani. Bak bir, ben öyle demem. Ha, kabul bak, etmemek yani, ayrı, tekfir etmek ayrı. Sen, yani ben sen toptan, mi belirleyeceksin? Kim doğru, kim yanlış? Sen mi belirliyorsun onu? Hayır işte ben onu diyorum. Ben belirlemiyorum. Onun için onları tekfir etmiyorum zaten. Onun için onları ben ehli kıble olan herkesi biz Müslüman olarak kabul ederiz. Onda sıkıntı yok ama ben Şiaları kabul etmiyorum demek ayrı bir şey. Ben Şiaları Müslüman kabul etmiyorum demek ayrı bir şey. Bunlar tamamen ayrı cümleler. Laf cambazlığı yapmanın anlamı yok. Yusuf'u dinle. Yusuf'un söylediğini duymadın mı? Diyor ki biz onları kabul etmiyoruz diyor. Ya onlar ya o kendi görüşü beni ilgilendirmez ama. Zaten kendi görüşüm dedi, kendisi dedi zaten benim görüşüm dedi. Ama ben kimseyi tekfir etmem yani Şialar. Burada, tabii ki. Burada bir saniye. Burada Kur'an devreye girmesi lazım. Bak Kur'an. Kur'an ondan ötere ki devreye giriyor. Diyor ki Ali İmran suresi 103. ayet diyor ki Allah'ın ipinden sıkı tutun ve şeylere vela teferregu yani fırkalara ayrılmayın diyor. Bir de Enam suresi 159'u da dedim. Demek ki siz yanlış yoldasınız. Aynı yere geldik yine. Eğer kabul etmiyorsunuzsa. Kur'an'a göre. Kur'an'a göre. İki cümle yapabilir miyim? Siz bir sünni fırkasısınız. Sünni fırkası. Şiileri, Fırkacılar, Alevileri filanları kabul etmiyorsunuz. Dede kardeşim iki cümle gireyim mi araya? Gir. Birinci cümle. Tıpkı ateistler gibi yani ne dememizi bekliyorsun? Evet senin dediğin gibi mi oldu dememizi istiyorsun? Ben Kur'an'dan ayet söyledim sadece. Tamam işte. Yani sen o Kur'an'ı okuyorsun fakat sen onu kabul etmiyorsun. Onu bu ayetleri sen kabul etmiyorsun. Şimdi ben de onu sual ediyorum sana. Diyorum ki sen bizden yani benden en azından hayır benim dediğim gibi anla mı demek istiyorsun yani? Bunu mu kabul edeyim? Yok. Diyorum ki ben ayet söyledim. Sen bu ayetleri kabul ediyorsun etmiyorsun. Ben ayetleri kabul ediyorum. Lakin senin dediğin gibi anlamıyorum. Lakin senin ne demek ya? Anlamam lazım. Kabul ediyorum. Lakin ne demek? Lakin şu demek. Sen başka anlıyorsun. Kabul ederim. Bir saniye. Kabul ederim. Kabul ederim ya etmem demen lazım. Lakin senin dediyse, anladığın gibi anlamıyorum demek, diyor. Demek ki bak bir saniye. Lakin dedinse ama dedinse demek ki kabul etmiyorsun. Birileri diyor ki tamam. Kur'an size Yusuf, yeter mi? İletişim, diyor, iletişim yeter. Problemi yaşıyoruz. Bir saniye Enes'ciğim. İkinci suale geçebilir miyim? O zaman şunu mu dememi istiyorsun? Hayır ben o Kur'an ayetini kabul etmiyorum mu dememi istiyorsun? Yok. Diyorsun ki ben bu ayeti kabul ediyorum. Lakin dedinse o zaman o birinci söylediği iptal oldu. Birinci cümleyi iptal oldu. Evet. Peki şöyle diyeyim. Peki bizim söylediğimiz şekilde niye anlamıyorsun ayeti? Buyur söyle sen de. Sen de söyle. Söyledik biz sana kaç defa izah ettik o ayeti. Dedik ki o fırkalardan kasıt dini parçalayıp bölmektir diyoruz. Biz ehli sünnet olarak bunu bu şekilde söylüyoruz. Sen niye kabul etmiyorsun? Orada zaten Şia diyor. İçinde mizahi tarafı var. Şia olmayın diyor. Evet Şia olmayın. Evet. Evet Şia olmayın. Biz de Şia olmuyoruz işte. Ehli sünnetiz. Aynlandı. Şia. Ne demek Şia? Tamam Şia tamam şey diyor işte. Şeylere ayrılmayın diyor. Şii mi demek? Evet Şii demek. Tamam, Şii demek. Şia aynı kök. Sen bilgin bu kadar mı? Abi benim bilgim bu kadar. Şia. Yani Yusuf. Sana Yusuf, böyle Yusuf. Cevap vermek ben, zorunda kaldın. Hiç beklemek yol bırakmıyor. Ben senin Kur'an'ı iyi bilmeyi düşünüyordum.
Sen şiir. Görüyor musun? Bak istediğin tarafa çekiyorsun işte meseleyi. Sen çekiyorsun. Ben Kur'an söylüyorum. Sen aya şiir diyorsun ya. Yani ben şiir eğer... Şiir grup demektir. Bak şimdi şey... Dert kardeşim ben bir soru sorabilirim ya. Her şeyi boş ver bir dakika. Bir dakika bir soru sorabilirim. Bir dakika bir soru sorabilirim ya. Bütün tartışma bitecek bak. Şimdi bu hadisleri sen inkar ediyorsun değil mi? Sadece Kur'an diyor. Evet. Sadece evet ve hayır de. Evet diyorum. Tamam. Kur'an'ı kabul edin. Peki bu hadisleri inkar edenler neden kitap yazıyor? Madem Kur'an yeter neden kitap yazıyorlar? O kim yazıyor onu bağlar. Beni bağlamaz. Mesela Edip Yüksel yazıyor. Mustafa İslamoğlu yazıyor. Edip Yüksel'in ben bilmiyorum kimdi, neçidi. Ben o beni bağlamaz kardeşim. Edip tamam. Yüksel, ben diyelim ki kitap da yazmıyorsun. Bir dakika o zaman madem Kur'an tek yazar, diyorsun neden Kur'an'ı... Ne? Bir dakika tamam. Madem Kur'an tek diyorsun değil mi sen şu an? Neden Kur'an üzerinde yorum yapıyorsun? Yani neden yorum yapmıyorum? Ben ayet söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Ben ya diyorsun ki fırkalara ayrıma diyorsun. Sonra sen diyorsun ki, o fırkalar ehli sünnetle şiadır. Bak bu yok, senin yorumundur. Orada ehli sünnetle şia yazmıyor. Sen kendi yorumun bu. Sen söz oyunu oynuyorsun ya. Hayır söz oyunu da. Bak şimdi de bana söz oyunu oynuyorsun diyor. İşte böyle hesabına gelmeyince hemen öyle yapıyorlar. Şimdi sen anlat. O ayeti sen anlat. Şimdi biz o ayeti ben kendi kafamda geliyorum. Bir saniye. Ali İmran suresi 103. ayet. Anlat bakalım. Evet şimdi o ayeti bir açmam lazım. Yusuf hocam sen ekrana ver. Okuyalım. Ekrana ver. Açıklayalım bakalım. Atasimu bihablillahi cemiyen. Allah'ın ipine saralım. Ve la teferregu. Evet. Ve la teferregu fırkalara ayırmayın. Bir dakika. Tam ekran yapan istesin. Tam ekran yapılmıyor mu? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Çayı göremiyorum. Oku. Bir dakika. Ben kendi şeyimden bakayım. Buradan göremiyorum çünkü. Nasıl göremiyorsun? Telefonda mısın? Yok Arapça. Evet telefondan göremiyorum. Ve tasimu bihablillahi cemiyen ve la teferregu. Ve atisimu bihablillahi. Ve atisimu evet. Ve atisimu bihablillahi cemiyen ve la teferregu. Ve ezkuru ni'metallahi aleyküm ezküntüm e'edâen fe'elefe beyne kulubikum fe'ezbehtum bi ni'meti ihvanen وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذوكم منها كذلك يبين الله لكم بآياته لعلكم تهتدون. Şimdi diyor ki hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş kuyusunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Doğru yolu bulasınız. Şimdi bu ayetin öncelikle ayrıldınız mı? Bu sünnüdür, bu hayır. Şiidir, bu vahabidir, bu ne bileyim itim balasıdır, ne bileyim neyidir? Ha. Hayır, ayrılmadık. Ayrıldınız mı? Yani zaten bütün insanlar ayrıdır yani. Görüş, fikir olarak, siyasi olarak. Onu bırak. Hani şiir, sünnü. Sen ayete bak ya. Ne diyorsun? Sen ayeti kendi kafana göre. Ayeti kendi kafana göre yorumlamazsın. Yani şimdi temel sıkıntım burada. Sen yorumla. Ben diyorum ki tamam. Sen yorumla bakalım. Yorumluyorum işte. Bak bu ayet Ensar'la Muhacir şeyinden inmiş. Yani Ensar ve Muhacir kardeşliği. Burada Muhacir mi var? Tamam sen kendi kafana göre yorumlarsan ben de böyle yorumlarım. İşte bu yorum yani dediğim gibi yani sen kendi kafana göre yorumlamazsın. Ben yorumlamadım. Yani ben ayet okudum. Ben ayet ya, okudum. Ayet ya. İnmeden, bu ayet ben inmeden önce. Neyse sana bir şey anlatılmaz ya, yemin ederim. Çünkü bildiğim bir şey yoktu. Ya şimdi sen aynı şeyleri zırvalayıp duruyorsun yani. Sana ne anlatayım? Ben?
Yok fırka, o kelime fırkaymış. Yok bilmem şiaymış, neymiş. Fırka nedir? Vela teferregu ne demektir? Fırka bölük demek yani. Ayrı parçalar. Bu ne demek? Bak diyor. Vela teferregu ne demektir? Vela teferregu ne demek? Ayrılmayın diyor. Enes. Fırık ayrılma işte. La geliyor, ayrılmayın demiyor. Fırkalara ayrılmayın diyor. Fırka ne demek işte? Fırka ne demek? Fırka. Cumhuriyet Fırkası ya yani. Fırka yani grup gruplaşmayın. Grup grup ayrılmayın. Evet. Ha. Sen ne diyorsun? Ben yorum mu yapıyorum? Diyor ki fırkalara ayrılmayın ya. Bu kadar basit. Sen ne diyorsun ben anlamış değilim. Tamam. Yani ben seni ayrıldınız mı? Ayrıldınız mı? Birisi Sünni, birisi Şii, birisi şey nedir Vahabi, birisi de Alevi, ne bileyim Cafferi filan. Ayrıldınız. Abi bunları daha önce cevapladık. Dediğim gibi bunlar ne tamamen... Cevapladın? Ne cevapladın? O velâ teferregu değil, sen ayrılıyorsun. Şimdi dede kardeşim konuşabilir miyiz şimdi? Cevap vereyim mi? Sıyrılmak istiyorsun olmuyor. Yok, sıyrılmak alakası yok. Biz buna daha önce sana cevap verdik yani. Şimdi, bununla alakası yok. Hikaye konuşuyorsun, sen ayet söylüyorum. Sen bana burada hikaye konuşuyorsun. Dur Enes, ya senin hikayelerini mi dinleyelim yani? Sen de hikaye anlatıyorsun. Söyler misin? Şimdi dede kardeşim, yani adım adım tekrar gidelim, tane tane. Şimdi sen bu ayeti koydun değil mi ortaya? Biz de duyduk, dinledik. Öncelikle sana şunu sorayım. Şimdi biz ayrıldık gittik. Ehli sünnette bir tarafa gitti. Şia da bir tarafa gitti. Peki kim kaldı geriye? Geriye kalanlar kimler? Sen ve kimler yani? Sen ve kimler? Bir tek Kur'an'ı alanlar. Yani bir tek Kur'an'ı alanlar kim yani? Sadece sen misin? Başka kim var? Biri ben. Ha, bir başkaları beni bağlamaz. E ne yap? Şimdi sen yani senin peşinden gitmemizi mi istiyorsun? Yusuf bu bir bahane değil ki. Kim kaldı? Ben bahane demiyorum ki. Kalan kalsın, ben kalmayan kalmasın. Tamam anladım canım, anladım. Ya bana ne? Tekrar ediyorum. biz Kur'an mı konuşuyoruz ya? Ya kendi fikrimizi söylüyoruz. Dejavu gibi. Vallahi dejavu gibi. Tekrar aynı kabusu yaşatıyorsun. İnan bana. Yani daha önce biliyorum yani bu tür senin gibi insanlarla çok muhabbet ettim yıllarca o da. Aynı şeyleri tekrar edip duruyorsunuz yani. Hayret ediyorum ama neyse devam edeceğim ben şimdi. Diyorum ki şimdi sen bizi neye çağırıyorsun? Ben hiçbir şeye çağırmıyorum. Ben kendi fırkasına çağırıyorum. Kendi fırkasına çağırıyor. Kendisi de bir fırka ama farkında değil. Ben bir fırkam mırkam zat yoktu. Var. Sen diyorsun Kur'an Müslümanlıyım. Sen de bir fırkaya ayrılmış oldun. Ama bize fırkalara ayrıldı. Dolayısıyla sen bu ayeti böyle anlarsan aslında herkesin fırkalara ayrılmış oluyor. Yani bu ayet böyle senin gibi anladığın şekilde anlaşılmaz. Yani hayır. Abi, şu an burada ne yazıyor? İslam ne yazıyor? Kur'an kendinin hadis olduğunu söylüyor. İslam yazıyor. Sizin Kur'an'dan haberiniz yok. Kaç tane size ayet yazarım Kur'an'ın hadis olduğuna dahi, biraz Kur'an'a çalışın. Doğru. Kur'an söylüyor ya, bu kendisi hadistir diyor. Neyse Enes biraz dinlemeyi öğren. İslamıyor aynı. Dinlemiyorsun. Neden? Sürekli aynı yalanı söylüyorsun. Evet. O da iyi bir şey değil. Yalan niye söylesin ki? Neyse. Benim kadar dinleyen birisi yok. İslam yazmış. Ankebut suresi 51'de onlara inmiş bu Kur'an. Onlara yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor mu?
diye Enes gibilere soru sorulur. Ayette soruyu soran Allah. Ama fakat ne? Lakinler bitmez. Ben de onu söyleyeyim. Lakinler bitmiyor ya. Kur'an soruyor. Size Kur'an yetmez mi? Bak. Nisa 115'i açar değil misin? Ağzımı açamıyorum ya. Hep Nisa, giriyor. Nisa 115'i açabilir misin? Nisa 115. Bir dur. Bu şeyi okuyayım da. Bir ayeti açsın. Sonra. Kur'an size yetmiyor mu? Diyorlar. Yeter. Ama dediğinde o önce söylediğin cüme gitti. Neyse. Sonra diyor ki Kur'an'la konuşun. Bu rutinden de gerçekten anlamayacak. Ne var Yusuf? Ne var Yusuf? Bu rutinden gayet de konuşun diyor. Yine gavur icadı bir laf. Bat'tan sonra bat ama evet, bat ve amma'dan sonra söylenen bütün laflar boşa gitti. Güme gitti. Bu da son yılların bayağı popüler, meşhur roteriklerinden birisi. Kardeşim, bak, sen bana dünya üzerinde bak tekrar söylüyorum. Yusuf, dünya üzerinde amasız bir saniye dede kardeşim konuşayım. Sen yine gir. Dünya üzerinde amasız, fakatsız, lakinsiz laf olmaz, cümle kuramazsın. Ama fakat lakin boşa çıkmış değil. Hazreti Allah da ama fakat lakin der. Hazreti Peygamber de der. Cümle insan doğuştan ölene, insanlık tarihinin başından ilelebet ama fakat lakin dersin. Bırakın bu gavur ağzından konuşmayı ya. Ama deyince gerisi boşa gidermiş de bak, bilmem neymiş. Ama lakinsiz cümle mi olur ya? Ayeti okuyalım, ayeti okuyalım. Bir saniye. Bir iki cümle edeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir kelime söyleyeyim bir saniye. Evet. Bak sen bana sorsan bu Kur'an sana yeter mi? Ben yeter, net söylüyorum. Yeter diyorum. Ben sana soruyorum. Bu Kur'an sana yeter mi? Yeter. Bitti. O zaman hadisleri ne yapacaksın? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hadisleri Hazreti Peygamber'i takip edin diyor. Onu da şimdi sen çevireceksin işte. Kur'an'dan ya takip et. Bir saniye, o istediğini Kur'an'da yazmış. Bir saniye konuşabilir miyim lütfen? Dede kardeşim bak. Biz dediğim gibi bu mübarezeyi yıllarca yaptık. Senin ağababalarınla, senin akıl hocalarınla ben çok konuştum. Ayeti getiriyorsun. Ne akıl babası? Kimin akıl babası ya? Ya sen bunu kendi kafandan mı keşfettin? Kimdi ben ağa babam? İşte söylüyorum. Sen kendin mi keşfettin bunu? Yok onu demiyorum. Ben diyorum ki sen ağa babaların değil. Ben ağa babam cevap yok. Verirsen, cevap verirsen sualin de cevabını bulacak. Cevap verirsen sualin cevabını bulacak dede kardeşim. Sen bunu kendin ne gibi keşfettin. Ben de sana ağa babam kim diyorum. Olur ben de öyle? Sana diyorum ki eğer benim sualime cevap verirsen öyle bir sahipsizlik olur mu ya? Estağfurullah. Ağa baba. Ben de sana diyorum ki git sen bilmiyorsun ağa babanı getir. Olur mu öyle? O ne demek ya? Dersin ben şimdi cevap veriyorum. Bak diyorum ki benim sualime cevap verirsen o sualin cevabı bulacağız zaten. Şimdi sen bunu dediğin bu fikirleri kendin mi keşfettin? Ben hiçbir şey keşfetmem. Ben sadece Kur'an dışında hiçbir şey söylemiyorum. Ya dede kardeşim bu söylediklerin birilerinin tekrarı. Sen de çok iyi biliyorsun. Ben de çok iyi biliyorum. Birilerinin laflarını alıp gelip bana burada satıyorsun. Gerçek hakikat budur. Sen o insanların laflarını tekrar ediyorsun. Ben o insanlara da dedim. Başkaları da dedi. Tek ben demedim zaten. Diyoruz ki Hazreti Peygamber'in kimin Kur'an'da lafını? İşareti kimin var. Kimin lafını? Ben papağan mıyım? Ya papağan olarak kabul etme. Ben demedim sana papağansın. Sen nereden biliyorsun ben kiminse lafını yaptığını söylüyorum? Sen nereden biliyorsun ben kiminse lafını söylüyorum ya? Çünkü o ne demek? Sen kimin lafını söylüyorsun? Olur mu öyle bir saygısızlık ya? Burada hiçbir hürmet
hürmetsizlik yok. Şimdi, hiçbir hürmetsizlik yok. Sen de çok iyi biliyorsun benim doğru söylediğimi. Şimdi, senin gibi başkaları da bu laflar aynen birebir tekrar ediyorlar. Sen bunları kendi kafandan uydurmuyorsun. Sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden bana burada yok saygısızlık ediyorsun, yok papağan mı diyorsun. Ben zaten bunları söylemiyorum ama sen de çok iyi biliyorsun ki sen burada başkalarının lakırtılarını tekrar ediyorsun. Biz kimi, orada diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de, ya işte biraz önce Enes kardeşim de söyledi. Mustafa İslamoğlu gibiler. Belki Azerbaycan'da kimi da bir takım insanlar türemişlerdir. Arap dünyasında da bir takım insanlar türemişlerdir. Bunların da temeli oryantalist kökenli zaten. Kimdi o Mustafa? Ya bak tekrar ediyorum. Sualime cevap vermekten kaçınıyorsun. Ben sana diyorum ki. Ben sana sualimi soruyorum. Cevap vermek istemiyorsun bak. Cevabını lütfeder misin? Sen bu Kur'an'ı bu şekilde okumayı nereden öğrendin? Kendim araştırıyorum. Kendin nereden araştırıyorsun ya? Kendi mi araştırıyorsun? Kur'an meali EU. Bir saniye. Kur'an meali EU. Orada mübahise ediyorum, kıyaslıyorum. Ayetleri birbiriyle kıyaslıyorum, araştırıyorum ve buluyorum. Ne var ki burada? Dede kardeşim, bu aklı sana kim verdi ya? Bu aklı sana kim verdi? Anne, o ne fark eder ki? Ya bu nasıl ne fark diye. Eder? Fark etmez olur mu? İşte bu ne bak, behane? Annem diye hemen söylüyorsun işte. Bak, ya bu işler hocasız olmaz. Bu işler akılsız olmaz. Komşum. Kimse gece yatıp sabah kalkınca bir şey öğrenmez. Bırakın bu ayakları lütfen. Bu ayaklar koptu. Bu ayaklar koptu. Sen benim yerime niye konuşuyorsun? Peki niye o zaman annene salık veriyorsun? Evet şimdi ben biraz araya gireyim istersen. Çünkü ben söyleyeyim. Çok mücadele ettim. Bir dakika. Biz söz hakkı ver bana. Şimdi bu Kur'an bize yeter mi yetmez mi? Yani bunlar tamamen şeytani bir akıl tarafından kurgulanmış. Bizzat şeytan tarafından sizin kulağınıza fısıldanıyor. Yani bize Kur'an elbette yeter. Biz bunu kabul ediyoruz. Yani bu Kur'an bize yetmez ya da yetmiyor ya da yetiyor anlamında değil. Biz diyoruz ki Kur'an hepimize yeter. Her şeye yeter. Herkese yeter. Kur'an her gün yeniden nazil oluyor. Casına iniyor zaten. Ama sizin kabul ettiğiniz şey şu. Allah. Siz diyorsunuz ki bir dakika. Şimdi siz diyorsunuz ki biz Kur'an'ı kendi nefsimize göre yorumlayacağız. Kendi zihnimize, kendi aklımıza göre yorumlayacağız. Biz de diyoruz ki hayır, Kur'an'ı siz kendi aklınıza, kendi şeyinize göre yorumlarsanız kelle sayısı kadar Kur'an anlayışı çıkar, Kur'an yorumu çıkar. Biz diyoruz ki ben tefsire de karşıyım. Yani tefsirin böyle sadece şey yapılmasına karşıyım. Çünkü ben Hazreti Muhammed'in yaşayan Kur'an ve hem aynı zamanda sünnet-i seniyesinin bize yeter olduğunu ve hadislerle birlikte Kur'an'ı daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Biz Kur'an elbette bize yeter. Bunda sıkıntı yok ama Kur'an'ın en iyi açıklaması yapan ve onu bizzat kendi hayatında yaşatan ve bize sünnet-i seniye olarak sunan Hazreti Muhammed. Ama siz diyorsunuz ki hayır, Kur'an inmiştir, Hazreti Muhammed de postacıdır. Kur'an'ı bize getirmiştir. Biz Kur'an'ı istediğimiz gibi anlayabiliriz. Yani böyle bir akıl tutulması olabilir mi ya? Böyle olsaydı Hazreti Muhammed'e ihtiyaç kalmazdı. Allah bir melek gönderirdi. Allah bir melek gönderirdi. Kur'an'ı indirirdi. Biterdi yani. Hazreti Muhammed'e ne ihtiyaç kalırdı? Yani bu söylediğiniz akıl, mantık, hayal, yani öyle bir şey ki yani saçma sapan. Yani nasıl, hangi cümlelerle ifade edeyim bilmiyorum. Şimdi sinirlenmeyeyim diyor ama öyle akıl tutulması şeyleri yaşıyorsunuz ki. Yani akla hayale gelmeyen tutulmalar yaşıyorsunuz. Ya Kur'an bize yeter, elbette bize yeter. Amenna. Ama siz Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorsunuz. Üç kere ama dedi ya. Bir dakika. Siz la ilahe illallah diyorsunuz ama Muhammed'in Resulullah demiyorsunuz. Sizin Hristiyanlardan, sizin Yahudilerden ne farkınız kaldı? Onlar da Tevrat'ı kabul ediyor ama Hazreti İsa'yı kabul etmiyorlar. Ne zaman? Sen niye iftira? Onlar da Allah'ı kabul ediyor. Yaman iftiracısın ya. Ben ne ya zaman öyle? Senin bu söylediğin buraya geliyor, buraya. Sen Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorsun. Diyorsun ki sünnetini kabul et. Sakin ol canım. Sakin ol. Sen benim yerime niye söylüyorsun ya? Sakin ol. Sen şimdi, öyle diyorsun. Ben ne zaman öyle dedim? Dede kardeşim. İslam yazmış. Dede kardeşim, bir saniye. Dede kardeşim. Kusura bakma, kesmek zorunda kaldım. Şimdi bir cümle söylemek zorunda bırakıyorsun. Demek ki bizi dinlemiyorsun.
ama demenin niye bir sorun olduğunu bana açıklar mısın? Nasıl? Anlamadım. Ama demenin, ama lakin demenin bir sorun olduğunu bana açıklar mısın? Neden bir sorun? Büyük bir sorun. Bak, tekrar söylemek zorundayım. Bana sorarsın, bu Kur'an sana yeter mi? Ben de yeter derim, bitti. Aması filan. Şimdi ben tekrar ediyorum kendimi. Ama demek neden bir sorun? Önce söylediğin şeyi şüphe altına almak demektir. Yani net değil. Fikrim net değil. Demek. Yani kabul etmiyorum. Yani bu Kur'an bana yetmez diyor, demek istiyorsun. O demek ama. Anladın o zaman, mı? O zaman senin dediğin şekilde izah edeyim. İslam'ın Kur'an yazdığını bir saniye nedir? Yusuf bir saniye İslam'ın yazdığını okuyorum. Câsiye suresi 6, Mürselat suresi 50. Diyor ki Allah'tan ayet söylüyor. Allah'tan başka hangi hadise inanıyorsunuz? Cevap ver. Evet, İslam'a cevap ver, kardeşim, bana yok. Dede İslam'a kardeşim cevap ver. Dede kardeşim cevap veriyorum bak. Amasız cevap veriyorum bak. Amasız. İnşallah bu şekilde anlaşabileceğiz. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygamberi takip edin. Siz konuşun, bir telefona bakmam lazım. Görüşürüz. Aa, bu İslam kimse sizden kat kat iyi biliyor ya bu işi. Maalesef şeye yayına gelmiyor. Teşekkür ederim İslam. Sen bunlardan, bu Müslümanlardan çok iyi biliyorsun bu işi. Ve net söylüyorsun ayetle. Tebrik ederim. Yordular beni ya bu müşrikler. Benim sesim geliyor mu? Ha, evet, doğru söylüyorsun İslam. Hadis diye çevirmezler. Söz diye çevir. Bu. Evet, şimdi tekrar ediyorum dede kardeşim bak, amasız, lakinsiz, fakatsız. Ha, İslam'ın sorusuna. İslam'ın sorularına cevap ver. İslam'ın. Ona da cevap vereceğim. Ona da cevap vereceğim. Merak etme. Şimdi diyorum ki Kur'an-ı Kerim elbette ki kabulümüzdür. Fakat lakini yok. Kur'an-ı Kerim'de şöyle söyleyeyim, sen tam istediğin gibi olsun. Kur'an-ı Kerim tamamen kabulümüzdür ve Kur'an-ı Kerim'de peygamberi takip etmemiz emredilmektedir. Emredilmektedir. Tabiatıyla peygamberi takip etmek zorundayız. Bak, Kur'an'dan takip et. Lakin, fakat Kur'an'dan takip et. Çünkü bak, gördün mü? Başka bir şey, şu an amayı kullanan sensin. Şimdi diyorsun ki Kur'an'dan takip et. Niye Kur'an'dan takip edecekmişim? Bunu nereden çıkarıyorsun? Kur'an'dan. Şey, gördün mü? Senin çıkardığın Kur'an bizim çıkardığımız Kur'an'dan farklı. Nereden? Orada diyormuş ki şimdi o ayeti getireceksin. Çünkü ben sizden lakırdılarınızı çok dinledim. Peygamber eğer yanlış lakırtı yaparsa. Lakırtı ne demek onu, ya? Onu şah damarından yakalarız ayetini mi getireceksin ondan sonra?
Yani bırakın bu lafları ya. Kendi kendinize getirmek için uğraşıyorsunuz. Bir saniye. Başka bir şey değil ki bu. Yusuf, Yusuf. Hud suresi birinci ayeti ekrana koyar mısın? Ben Hud suresi birinci ayeti koyarım. Biliyorum o şey. Koy. Elif Lam Ra diye giden ayeti söylüyorsun. Bu tartışma olmaması lazım falan filan diyorsun. Yani sana falan bir zahmet. Onu ekrana koy. Falan değil. Koyarız. Sorun değil. Sorun değil. Tekrar ediyorum. Şimdi sen tatmin oldun mu? Bak ama lakin fakat falan demedim. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim elbette ki kabulümüzdür. Kabul ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi Hazreti Peygamber'i takip ediyoruz. Bu kelime oyunlarını bırakın ya. Bunlar gavur icadı. Gavur icadı. Frank mukalletliğini bırak. Azerbaycanlı Türk kardeşim. Frank mukalletliğini bırak. Bunlar Avrupa'nın uydurduğu retorikler. Yok ama dersen gerisi boşa düşermiş de. Yok inanmıyorsun demekmiş de. Hani ne oldu cümlenin ne farkı var biraz önce söylediğimden? Ne farkı var? Ama yerine ve dedim. Ne farkı var? Aynı şeyi söylüyorum. Yine diyorum ki peygamberi takip edecek. Sen beni anlıyor musun? Veyahut da dediğimi dinliyor musun? Dinliyorum. Evet. Ne farkı var? Cevap verir misin sualime o zaman? Ama demedim ve dedim. Ne fark etti? Aynı şeyi söyledim. Aynı şey. Ve dedin ama dedin aynı şeydi. Aynı şey diyorum işte. Seni ne rahatsız ediyor? Aynı şeydi. Evet. V'ye de mi itirazım? Beni niye rahatsız etsin ki? Tamam. V'ye de mi itirazım var? Biraz önce ama dedim. Dedin ki ama koyunca geride şüphe var dedin. Şimdi de V diyorum. V deyince de mi şüphe oluyor geride? Evet var. Yine şüphedir. V deyince şüphe var. Oradan. Sen iyice. Oradan nokta koymalısın. Nokta koymalısın. Hud suresini koy ekranı. Emredersin. Kur'an-ı Kerim'de nokta koydum. Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorum. Nokta. Bitti. Şimdi neye varacağız? Onu kabul ediyorum. Tamam. Onu kabul ederim. Tamam kabul ettin eyvallah. İkinci safhamız ne? Şimdi ne yapacağız? Nokta dedik. Şimdi sırada ne var? Hud suresi birinci ayet. Var. İkinci, evet. Şimdi sen ayet getireceksin. Ben peygambere uyun ayetini getirebilecek miyim? Getirirsin. Tamam. Şimdi peygambere olan ayeti getirdik. Ne diyorsun o zaman? Peygamberin yazdığı Kur'an'a diyor. Ne var ki burada? Anlaşılmaz bir şey var mı? Ya o anlaşılmaz bir şey olduğunu kim söylüyor? Sen anlaşılmaz bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Yok. Peki. Diyor, Kur'an'a ve peygambere uyun. Evet. Doğru. Şimdi bak biliyorsun nereden geleceğini sualin. Hemen oraya bağlıyorsun. Şimdi Kur'an'a ve peygambere uyun diyor. Peygambere uyun diyor. Yani Kur'an'a ayrı uyun. Resul'e. Peygambere ayrı uyun. Doğru mu? Ha, Kur'an ayrı, peygamber ayrı. Öyle mi? Peygamberin kendi dini mi var? Şimdi çarpıtma. Müstehsi konuşuyorsun. Ben diyorum ki peygamberin ayrı bir dini mi var? Peygamberin ayrı bir dini mi var? Ya Resulallah, ya Resabur ya Allah. İnanılmaz bir insansın dede kardeşim. Ama sizin hepiniz aynı ayardasınız maşallah. Şimdi dede kardeşim. Siz kim? Biliyorsun. Şimdi dede kardeşim, müstehsi olmanın gereği yoktur. Şimdi bak ayeti nasıl çarpıttığın ortada. Kur'an ve peygambere uyun diyor, değil mi? Cevap vermeyecek misin? Evet. Kur'an ve peygambere uyun diyor. Şimdi burada Kur'an ve peygamber demiyor, Resul'a uyun. Resul'a uyun diyor. Tamam işte. Tamam Resul'e uyun. Resul kim? Resul kim? Onu da çevirelim hadi. Resul kim? Buradaki Resul kastı ne yani Resul'de? Resul elçi. Elçi kim yani? Elçi kim yani? Kim kastı kim yani? Cebrail aleyhisselam mı? Fark etmez. Nasıl fark etmez ya? Fark etmez. Yani elçinin görevi Muhammed ne? Muhammed demiyor ki.
Muhammed tamam, demiyor tamam, ki. Tamam tamam, ben zaten biliyorum sizi. Muhammed'i atalım sallallahu aleyhi ve sellem haşa. Kim o elçi, kim? Tüm ne, elçiler. Vazifesi ne onun? Vazifesi ne? Bütün elçiler. Tamam, bütün elçiler. Allah'ın vazifesi ne yani? Allah'ın vahiylerini bize iletmek. Tamam. O Allah'ın elçileri, o vazifeliler kime getiriyor onları? Bize. Biz dediğin kim yani? Müşahhas olarak münferiden dedeye mi getiriyor? Yusuf'a mı getiriyor? Enes'e mi getiriyor? Kime getiriyor? Kim bu kitabı okursa ona. O zaman senin deyiminle o kitabı kitap haline getiren, musaffa getiren matbaacı, kitabı götüren işte kitapçı o mu? Yani elçi o mu oluyor? Yoksa Allah'tan vahiy alan mı oluyor? Allah'tan vahiy alan. Allah'tan vahiy alan Hazreti Peygamber oluyor değil mi? Evet. Yani Hazreti Muhammed oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ha. Öyle mi? Doğru muyum? Evet, evet. Peki Hazreti Muhammed'e uyun demiş olmuyor mu o zaman? Evet, olsun. Ha. Onun yazdığı kitap. Onun kitap yazdığı kitap ortada. Onun bak. Onun bu hadisleri söylemeyen. Ya gördün mü? Bak kıvırıyorsun işte. Bak kıvırıyorsun işte. Ne kıvırıyorsun ya? Köşeye ben gelince hep hadise işte. Getir. Hep hadise getiriyorsun, değil mi? Ben de diyorum ki. Ben hadise niye getireyim ki? Senin söylediklerini. Kendin cevap veriyorsun. Yani. Ben cevap vermiyorum. Nasıl sen kendin cevap veriyorsun. Dede kardeşim. Ya soruyorsun, ben de cevap veriyorum. O ne demek? Elçi kim? Elçi peygamberler. Peygamberler değil. Oradaki müşahhas peygamber kim? Bilmiyorum. Ya bilmez olur musun? Bu Kur'an-ı Kerim kime geldi? Peygambere. Hangi peygambere geldi? Muhammed peygambere. Niye bilmiyorum diyorsun? Orada yazmıyor ki işte. Hangi peygamber. Ya hangi peygamber yazmıyor ama Kur'an diyor ki biz peygamberler arasında fark görmüyoruz. Ya şimdi başa mevzuya getirme meseleyi. Şimdi ben dediğim gibi ben bütün o senin söylediğin ve söyleyeceklerini çok iyi biliyorum. Merak etme. Tekrar aynısını söylüyorum. Biliyorum çünkü hepiniz aynısını yapıyorsunuz. Buraya gelince bir aşağı iniyorsun, bir yukarı çıkıyorsun. Bir aşağı iniyorsun, bir yukarı çıkıyorsun. Tekrar aynı şeyi soruyorum. Aynen o kelimeleri ben de sana söylüyorum. Neymiş bana söylediğin? Aşağı yukarı diye. Neymiş? Olur mu mesela, ya? Sen benim kimliğimi çözüyorsun. Sen beni konuşuyorsun. Sen ayete bak ya. Sen ayete bakıyorsun. Sen böylesin. Ayet, o ne demek ya? Peygamber, elçi, resul, ne dersen de resul. Resul ve Kur'an'a uyun diyor değil mi? Ben senin dediklerini anladım. Anlıyorsan ama cevap vermek istedim. Sakin ol. Bir saniye. Ben sakinim. Sakin ol. Bir saniye. Ben anladım. Eyvallah. Hud suresi birinci ayeti ekrana koy. Bir zahmet. Şimdi önce bu ayeti bir okuyalım. Enes'in dediği ayeti. Hud suresi. Dur önce bu ayeti okuyalım. Oku. Evet. Enes'cim sen oku, ondan sonra gideceğiz. Enes orada mısın? Hangi ayetti bu? Evet, buradayım. İsa suresi. Oku Enes'cim. İsa 115. Hangisi? Nisa? 115. Nisa 115. Bir saniye ben de açayım. Bir saniye. Tamam, aç. Nisa 115. Ve me yuşakiki. Evet, okuyacaksın mı? Enes, seni bekliyorum. Bakıyor, aydın oldu. Sonra kim peygambere karşı gelir? Ben memnun geldim. Evet. Şu an sesin geliyor mu?
Geliyor, geliyor. Biz seni duyuyoruz. Evet. Nisa 115'i Arapçasını mı okuyayım? Arapçasını da oku, Türkçesini de oku. Tamam o zaman. Hemen okuyorum. Bir saniye. Telefondan görmüyorum da ayeti. Şuraya bakmayın. Yok, şimdi okuyorum. Omen, evet. Omen yuşakikul rasul rasule min ba'di ma tebeyyene lehul hüda ve yettebe gayre sebilil mü'minine nüvellihi ve tevella ve nuslihi cehenneme ve sa'ed mesira. Yolun doğrusu kendisine apaçık belli olduktan sonra Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varacak ne kötü yani. Resulullah'a karşı çıkan. Buradan ne anlıyorsun sen Dert kardeş? Resulullah'a karşı ne varsa çıkmanı onu da ne yazmışsa onu da anlıyorum. Ha, yani şu anda sen Resulullah'ın sünnetine karşı çıkıyorsun, hadislerine karşı çıkıyorsun. Bundan burada Resulullah'ın sünneti mi var? O ayette evet. Resulullah'ın sünneti mi var? Evet. Bak, yolun doğrusu kendisine apaçık belli oldu. Resulullah'ın sünneti Kur'an'dır. Tamam, biz de kabul edeceğiz. Kur'an'dır zaten. İşte sen onu kabul ediyorsun. Yani Resulullah'ın sünnetini kabul ediyorsun. Yani Kur'an'ı bir nebze dolaylı olarak kabul etmiyorsun. Resulullah'ın yani sünnetini açıklamasını kabul etmiyorsun. Sen diyorsun kendi açıklamam doğru. Resulullah'ın Kur'an'ı açıklaması doğru değildir diyorsun. Ben Kur'an'ı nasıl açıklarsam öyle doğrudur diyor. Yani kendini Resulullah'ın önüne koyuyorsun. Yo, estağfurullah, öyle bir şey değil de şöyle sor, biraz önceki sualimi tekrar etmek zorundayım. Arzına gelen peki, söyleme ya. Bir saniye Det kardeşim, peki niye ısrarla Allah-u Teala ayetinde Resul'ü takip edin diye ısrar ediyor? Niye sadece Kur'an'ı takip edin demiyor da illaki Resul'ü de yanı sıra söylüyor? Evet. Ama siz peygamberi Allah'ın şeriki mi kabul ediyorsunuz? Ya şimdi Allah'ın şeriki onu bir nasıl belirleyelim. Olur? Onu bir belirleyelim. Yani ya bir o kadar gülünç iddialar ki bunlar. O kadar gülünç bir saniye, iddialar. Bir saniye. Ki. Biz peygamberi ben nasıl şeriki olarak görüyoruz? Ben bitirmedim ama. Eyvallah, ben bitirmedim. Özür dilerim, buyur. Ben bir bitireyim. Siz tabii hadisleri buraya sokmakla, bu dine sokmakla peygamberi Allah'ın şeriki kabul ediyorsunuz. Yani bir Kur'an var, bir de peygamberin hadisleri var. Yani onun ortağı var. Allah'ın ortağı sanki. Siz böyle söylüyorsunuz. Çok gülünç ya. Vallahi çok gülünç. Yani başka bir şey. Azap Suresi 36. ayet-i kerime. Okuyorum. Allah ve Resulü bir meselede kesin ve bağlayıcı bir hüküm verdiği zaman, bak demek ki Allah ve Resulü diyor. Allah ve Resulü diyor. Bir hüküm verdiği zaman demek ki Resulullah da hüküm verebiliyormuş. Yani sadece Allah hüküm vermiyor. Bu ayetten anladığımız kadarıyla Resulullah da hüküm verebiliyor. Hüküm bir dakika hüküm koyabiliyor. Resulullah diyor ki mümin kadın kendileriyle alakalı o meselede başka bir tercihde bulunma hakkı yoktu. Kim Allah ve Resulüne karşı geçti? Bu kadar net işte. Yani siz kabul etmiyorsunuz. Ortaklığa getiriyorsun. Ayet yazıyor. Ayet. Ya ayet diyor ki Allah ve Resulüne getirdiği hükümlere uymuyor. Ayet söylesene, açalım hemen. Ayet suresinin numarasını söylesene. Söylesene o ayeti Enes'ciğim. Azap 36. Ya şimdi bu nedir biliyor musun? Açık ve net söyleyeyim yani. İşte gavur karşısında ezikliğin günümüz sözde akıllılarının bu eziklikten nasıl kurtuluruz? Nasıl olsa modern dünyada bizim lafımız geçmiyor. Bari böyle bir tabir caizse ateistlerin de dediği gibi
gayrimüslimlerin de dediği gibi kıvıralım. Hadisler bıçağa uymuyor haşa ve kella. Dolayısıyla o hadislerden kurtulalım. Kendimize göre yeni bir Kur'an oluşturalım. Aynen evet. Öyle. Oryantalistler kafası işte aynı kafa. Şimdi evet, ben bir ayet, evet. Ayetten sonra ayet, başka bir... Evet bu ayeti o makaleli bir dakika şeyimden açayım. Şeyi de okuyacağız başka. Net bir ayet var aslında. Onu açsan da Nisa 59'u açabilir misin? O daha net bir ayet. Önce buradan gidelim. Önce buradan gidelim. Tamam. Bak. Azap 36. O ilgili kısmını yapalım bak. Allahu ve Resuluhu. Bak. Aynen. Şimdi herkesin görmesi lazım. Dede kardeşim sen de görüyorsundur. İslam kardeşim Allah sen ve Resulü bir saniye. Sen bana şeyi Ahzab. Ben onu görüyorum. Bak bir saniye ben onu görüyorum. Allah ve Emran ve diyor bak Emran. Yüzlerle yerde geçiyor. Yüzlerle yerde geçiyor yani. Bak Allah ve Resulühu Emran diyor. Emran. Ha, doğru. Emirlerine. Doğru. Evet. Allah ve Resulü Emran. Allah ve Resulü Emran. Aha. Emirleri. Allah ve Resulünün emirleri diyor yani. Emirleri bile çokluk yapmış yani. Emirleri, emrini bile demiyor. Emirleri diyor. Tek bile demiyor aynen. Yani. Ama işte dediğim gibi bu gavur Frank mukalletliği ezikliğiyle ne yapalım ne yapalım işte bunlar işte kadına şiddet olmasın, kadına aşağılanmasın. Yok işte modern dünyada şu olmaz, bu olmaz. Ne olur? Hadisleri atalım. Kur'an'dan yürüyelim. Hoş Kur'an'da bir kere apaçık kadınları dövün yazıyor ya. Yedrubu diyor ya. Yedrubu. Şey estağfurullah. Edrubu. Vurun diyor ya. Vurun. Darebe ya. Darp etmek var Türkçe'de. Darp etmek. Hatta Azerbaycan'da zarp derler. D'ye Z derler. Azerbaycan'da zarbe denir. Mesela geçen dinliyorsun değil mi dede kardeşim? Ermeni muharebesinde ne dedi? Zarb etti diyor mu? Zarbe vurduk deniyor değil mi? Zerbe denir evet. Hatta Azerbaycan ağzında. Zerbe. Zerbe ne demek? Vurmak. Vurun diyor kadınlara. Siz hala haşa ve kella gavura yaranacağım diye Kur'an-ı Kerim'in üzerinde oynamaya çalışıyorsunuz. Nisa 59'u açabilir misin? Nisa 59. Evet, bir şey sorayım. Bir dakika sorayım. Bir dur Enes okurum. Aynı ayetleri açıyorsun. Bir saniye. Darebe kelimesi ne demek darebe? Bak şimdi o biliyorum bugün gelecek. Ne demek zerbe ne demek? Zerbe vurdu ne demek? Zerbe demiyorum ben zerbe demedim ki. Bak. Ne farkı darebe. Var? Üç harf ya. Benim sorum başka. Zerbe farklı bir şey mi zannediyorsun sen? Of ben onu mu sordum Yusuf? Ben de sana cevap veriyorum. Zerbe ne demek? Bu ayet yok yani. Aynı kelime güzel kardeşim. Dede kardeşim. Zerbeyle darbe aynı kelime. Evet. Demek ki sen bundan bile bir habersin. Bak diyorum evet. Ki bak soru soruyorum sana bir saniye. Bak sakin sana soru Allah soruyorum. Abi. Bir cevap sakin veriyorum. Ol sakin ol. Ben ne sordum ki? Dinlemiyor bile bizi ya. Ben ne sordum? Ben sana cevap veriyorum ama dinlemiyorsun. Senin Azerbaycan... Ne sordum ki sen cevap veriyorsun? Ben ne sordum ki sen bana cevap veriyorsun? Derebe ne demek dedin değil mi? Ne demek? Azerbaycan Türkçesinde zerbe dediğin... Azerbaycan Türkçesini bırak ya. Diyorum ki derebe ne demektir? Vurmak. Zerbeyle aynı. Vurmak. Vurmak zerbe mı dövmek zaten... mi? Dövmek işte... Vurmak, dövmek. Dövmek. Evet. Rum suresi. 58. Ya bırak şimdi Rum suresine kardeşim ya. Cevabı alıyorsun, Rum suresine götürüyorsun meseleyi. Sana diyorum ki, bak sen bilmiyorsun demek ki. Zat veya dat, Ramazan veya Ramazan. İkisi de aynı harf. İkinci harf R, üçüncü harf B. Sen Azerbaycan Türkçesine zerbe diyorsun. Biz Türkiye Türkçesinde darbe diyoruz. Darbe ile zerbe aynı kelime. Zerbe diye bak bir saniye. Zerbeni sen getirdin. Ben zerbe diye bir şey kullandım mı?
Abi aynısı. Ne nasıl aynısı? Ben diyorum ya. Ki. Darbe, ya zerbeyle darbe aynı. Allah'ım yarabbim çıldırtacak insan ya. Ya zerbeyle darbe aynı. Ha, anladım. Tekrar söyleme ya. E o zaman niye diyorsun ki zerbe ne demek, darbe ne demek? Ben zerbe mi diye bir şey dedim mi ben? Yusuf. Ya farklı dedin sen. Bir sakin dedin. Ol ya. Zerbe farklı ben dedin sakin. Sen bize. Ben zerbe demedim ki. Ben darbe ne demektir sordum. Cevap veriyorum. Ben sordum. Darbe şimdi ne demek? Şimdi sen Azerbaycan'da zerbe... Azerbaycan'ı bırak ya. Bırak Azerbaycan'ı. Ya. Ben Azerbaycan mı dedim? Bak biraz önce Süleyman Bey'le tartışırken de aynısını yapıyorsun. Ya ben senin dediğini demek zorunda mıyım? Ben sana sual soruyorum. Diyorum ki zerbe vurmak Azerbaycan Türkçesine ne demek? Zerbe demektir. Biz de ona darbe diyoruz Türkçe'de. Türkiye'de darbe diyoruz. Arapça'da da derebe denirsin. Aynı şey. Aynı. Neyiz orası? Anladım. Abi bitir ya. Bak bir frenle ya Yusuf. Bir sakin abicim, ol. Abicim frenle değil. Ben senin varmak istediğin soru soruyorum. Biliyorum. Sen kelimelerle oynamak istiyorsun sürekli. Öyle bir şey demek ne değil. Ne oynamak? Sen hoplasan da zıplasan da zoruna gitsen de kabul etmesen de derebe vurmak demektir. Boşuna uğraşma. Rum ayetine de gitsen fark etmez. Bilmem ne ayetine de gitsen fark etmez. Derebe vurmak demektir. Kadınları vurun diyor. Bu kadar basit. He, anladım. Sen istediğin kadar reddet. Ben reddetmiyorum ki. Ben sana soru soruyorum. Derebe ne demek? Sen de dövmek diyorsun değil mi? Evet. Ben de diyorum ki sana bir zehme Rum suresi 58. ayeti açar mısın? Açmama gerek yoktur. Ben senin varmak istediğin aç bakalım anladım. Da. Ben de sana diyorum ki zerbe vurmak ne demektir diyorum. Hala cevap vermek istemiyorsun, kaçıyorsun. Zerbe vurmak ne demek? Aynı kelimeden bahsediyoruz ya. Rum suresine gitme. Ben sen, sana Azerbaycan'da sen niye tekrar söylüyorsun? Azerbaycan'da 1000 yıldan beri o kelime kullanılıyor. Türkiye'de 1000 yıldır aynı kelime kullanıyor. Hala sen de tekrar Rum süresine git diyorsun ya. Senin tekrarın hoş, bizim tekrarımız boş. Nasıl oluyor bu iş? Niye reddetmek istiyorsun? Niye kaçıyorsun? Azerbaycan'da zerbe vurmak ne demek? Sen bir adama vurduğun zaman... Ben Azerbaycanca'yı sordum mu? Ben soruyorum. Ben Azerbaycanca mı sordum? Hasbinallah ya, soruları sen mi soracaksın? Ben soruyorum sana diyorum. Ben sana ben de söyledim. Sen sordun, ben de zerbenin zerbe olduğunu söyledim sana. Şimdi tekrar ediyorum. Sen zerbeyi Azerbaycan'da birisine vurmak olarak kullanıyor musun? Evet. Söyledim bu ya. Bu kadar basit. Bitti. Ha. Rum süresine niye götürüyorsun bana? Dünyanın neresine gidersen git zerbe vurmaktır. Bu kadar basit. Sen 1000 yıldır kullanılan kelimeyi taklatmaya çalışıyorsun. Hayır efendim, Rum süresinde biz sana 1000 defa söyledik. Yaz var, yüz var. Dede kardeşimin işine gelmiyormuş. Yaz olmaz, yüz olmaz. Niye olmuyor ki? Dede kardeşimin işine gelmiyor çünkü. Türkçede yaz var, Türkçede yüz var. İngilizce'de aynı şey ya. Ay var, ay. Ben demek, göz demek. Yazılışı farklı dersin. Aynı yazılan kelimeler de vardır İngilizce'de. Farklı manaya gelen. Ya sen dil bilgisini alt üst ediyorsun. Sırf dediğim olsun diye. Sen Yusuf, sen monoloğun ne zaman bitecek? Sen monoloğun. Benim monoloğum nasıl bitmez? Çünkü sen diyorsun ki ben hiçbir şeye cevap vermeyeyim. Siz bana cevap ver. O zaman konuş ya, konuş. Ha, konuş ya kendi sen kendine. Sen cevap ver. Cevap ver o zaman. Ne cevap veriyor? Türkçe'de diyorum. Zerbe, darbe ne demek? Biz nerede? Kur'an Türkçe mi? Hasbinallah. Kur'an Türkçe değil. Ne hasbinallah? Zerbe Türkçe mi? Ben cevap vereyim. Diyorum ki. Ya bir saniye ama bak kendini Kur'an Türkçe mi? Hemen kendini monoloğa çeviriyorsun. Devam et. Sualime devam ediyorum. Devam ediyorum sualime. Zerbe Türkçe mi? Zerbe Türkçe mi? 50 kere sordum. Ben de cevap verdim ya. Zerbe vurmak demektir. Evet. Niye Türkçe kullanmıyorsun? Tekrar niye Arapça soruyorsun? Kullanıyorsun?
Niye Arapça kullanıyorsun orada? Kullanmışım, ne olur? Ha. Biz zerbe demiyoruz, vurmak diyoruz. Manası biz o demek olduğu diyorum. İçin. Çünkü kullanma. Biz vurmak manası diyoruz. Vurmak. Abicim boşuna laflarla oynama. Çünkü o vurmak demek. O yüzden Azerbaycan'da da aynı manada, Türkiye'de de aynı manada, dünyanın yine her tarafında Azerbaycan, da aynı Türkiye manada. Ya. Bir dur, ben evet. Bir ayet okuyacağım. Oku, bir oku. Dur. Ve leged derebna linnâsi. Hangi ayet? Açalım hemen. Rum suresi 58. Tamam. Yine istediğini yaptırdın. Aa, buyur, açtık. Rum suresi 58. Ha, oku. Oku. Sen oku oku. Ben açıyorum, sen oku. Bakayım çıktı mı? Ayrı ayrı açıyoruz ya, ondan çıkmıyor olabilir. Evet, buyurunuz. Zaten tam ekran olsa gerek. Evet. Buyur. Evet. Velakat darabna. Bismillahirrahmanirrahim. Velakat darabna. Evet. Linnasi. Evet. Fi hazel Kur'an. Evet. Min kulla mesali. Evet. Ha. Çevir. Abicim, şimdi senin anladığın şekilde çevireyim. Burada mecazi olarak vurmaktan geliyor zaten. Mana, yani meal tam otursun diye insanlar için her türden misaller verdik. Yani misaller vurduk. Bu Türkçe'de de böyledir. İngilizce'de de böyledir. Arapça'da da böyledir. Bütün lisanlarda böyledir ya. Ya sen niye laf cambazlığı yapıyorsun? Ben bir türlü anlamıyorum ya. Yusuf. Yola vurmak. Azerbaycan'da da var, Türkiye'de de var. Yola vurmak. Yola vurmak yok. Yola vurmak yok bizde. Türkçe'de kullanılan belki bir laftır. Yola vurmak. Yola düşmek, yola düşmek. Siz mesela Azerbaycan'da ineceğiz yerine düşeceğiz diyorsunuz. Ya böyle laf cambazlığı olmaz dede kardeşim ya. Kendini kandırma ya. Resmen kendini kandırıyorsun ya. Orada mecaz kullanılıyor. Yola düşmek. Türkçe'de kullanıyoruz yola düşmek. Biz yolun ortasına mı düşüyoruz yani? Nisa ya, bu nasıl bir laf cambazlığı? Yusuf, sen hiç durmuyorsun ya. Hiç çünkü durmuyorsun. Sen dinlemiyorsun. Çünkü monolog yaparsın. Hiç konuşturmuyorsun ki. Sen şunu yapmaya çalışıyorsun. Bir saniye müsaade et. Sen şunu yapmaya çalışıyorsun. Ben kendimce diyeyim. Hadi senin ağzınla. Bir şeyler keşfettim. Aha, siz de bunu alın kabul edin diyorsun. Sen dinlemiyorsun ki. Dinlemiyorsun. Bak, ben senin sözlerini tek tek tekrar edeceğim. Senin anlatmak istediklerini tek tek sana gerisin geriye anlatacağım. Tekrar ediyorum sana. Ben en az 5 yıl senin gibi adamlarla mübareze güttüm. Ben senin söylediklerinin o katını duydum, dinledim, bildim. Ama sen bilmek istemiyorsun. Mecazı. Ben sana diyorum ki cevap vermiyorsun. Bak, diyorsun ki kendi başına mı konuşacaksın? Diyorum ki yola düşmek var Türkçe'de. Şimdi biz yolun ortasına düşüyor muyuz? Cevap verir misin? Konuş. Bak, dinleme, ne zaman yoruldunsa söyle ya, ben söyle. Bak, görüyor musun? Bir işaret eyle, yani ben de konuşayım. Abicim, dinlemedin o kadar aşikar ki, sual soruyorum, sözün bitince bana haber ver diyorsun. Sual soruyorum, diyorum ki Türkçe'de yola düşmek var diyorum. Yola düşmekte yolun ortasına düşüyor muyuz diyorum. Cevap evet, versene. Var öyle bir laf. Var öyle bir laf. Yolun ortasına düşüyor muyuz? Yolun ortasına düşüyor muyuz o zaman? Kendimizi ne yere alaka mi atıyoruz? Darabe kelimesi. Bak, diyorsun ki burada mecaz konulmuş. Cevap versene, cevap versene. Dede kardeşim, bak, cevap ver, cevap. Yolun ortasına atıyor muyuz kendimizi? Başka yerlere götürme ya. Niye başka yerler oluyor? Seninkine gelince başka yerler olmuyor. Bize gelince başka yerler oluyor. Niye cevap vermiyorsun? Kendini yola mı atıyorsun diyorum. Yola düşmek bizde de var.
Evet işte onu diyorum. Kendini yola mı atıyorsun o zaman? Derebayla ne alakası var bunun? Allah Allah. Cevap verir misin lütfen? Kendini yola mı atıyorsun? Atmıyorum. Yola düşüyorum. Teşekkür ederim. İki. Yola vurmak da var. Biliyorsun değil mi Türkçe'de? Yok bizde öyle bir şey yok. Var. Boşa zorlama. Yola bizde vurmak yok. Da var. Var efendim var. Gayet de var. Kendini yola da vurursun. Dereye de vurursun. Dağa taşa da vurursun. Vurmak mecaz anlamda da kullanılır. Sen de biliyorsun. Cümle alem de biliyor. Burada bir şeyleri... Burada vurma. Bu ayette demek ki bu mecaz kullanmış değil mi? Tabii ki. O manaya getiriyor. Daha önce de söyledim. Abi niye durmuyorsun? Hiç durmuyorsun eyvallah. Tamam eyvallah buyur. Sen bura kendin konuşursan biz gelmeyelim bura. Ya tamam hadi. Dediğin olsun. Buyur devam et. Ben sustum. Sen bir tekrar bu yayını bir tekrar dinle. Gör ne kadar konuştun ya. Biz de bir konuştur. Arada sırada. Buyur. Sen burada şey söyle diyorsun ki velagat derebna burada şey ne diye şey kullanmış. Mecaz kullanmış değil mi? Nisa suresi 34. ayette niye mecaz olmasın ki? Niye? Niye orada mecaz demiyorsun? Teşekkürler. Cevap vereyim mi? Burada diyor, niye? Burada niye mecaz diyorsun? Cevap vereyim mi? Bir şey de soruyorum. Bir şey de soruyorum. Bir saniye. Ben bitirmedim ki. Tamam. Bir şey de soruyorum. Tamam. Ert ne demektir? Ert. Yeryüzü. Yani yer gezegeni değil mi? Yeryüzü. Yani doğru. Dünya bizim dünyamız yani gezegen. Yer gezegeni değil mi? Yeryüzü. Duymuyor musun beni? Yeryüzü. Yeryüzü. Olsun. Evet. Ve yeri ve gökleri yarattık dendikte yani o art bu başka yeryüzü başka mı? Başka manalara gelir tabii ki. Yani oradaki kastı nereden çıkarıyorsun onu? Ya güzel dede kardeşim cevap vereyim mi? Hayır bir saniye. Ha olsun yeryüzü olsun. Ve izâ darabtum fil ardı ne demek? Yeryüzüne vurduk demek. Oradan çıkardık manasına da geliyor. Fil ardı. Fil. Evet. Evet. Fil ardı. Yeryüzünde. Evet. Bak bir saniye. İzâ darabtum fil ardı. Fi var yeryüzün... ya unutma. Ve evet, izâ, bir işte bak, ve izâ darabtum fil ardı. Ne? D demek işte. Fi D demek. Den. Ha, fi, yerde de, demekti. Yeryüzünde demektir değil mi? Evet işte onu diyorum ben de. Yeryüzünde. Ve izâ darabtum fil ardı ne demek bu ifade? Vurduk çıkardık diyor. Ha, şimdi Nisa suresi 101'i aç. Ya ben senin dediklerini biliyorum. Bunlara biliyorsun aç bak. Cevap vereyim. Abi biliyorsunsa aç bak söyle ya. Ya söylüyorum. Eğer cevap verme hakkım varsa şu an konuşayım sana. Yoksa buyur. Konuşmayayım. Diyorum onu, ki bak. Onu ekrana ya sen, ben de açayım. Sen bir saniye burada... ben de açayım. Aç. Nisa suresi bir saniye. Nisa suresi 101. Her yerde işine geldiğinde şey diyorsun nedir? Nisa suresinde dövün diyorsun. Ama ondan önce feyzahum diyor. Yani izah edin. Anlatın kadını. Nasıl dövebilirsin? Neyse. Bak Nisa suresi 101. Oku. Ve izâ darabtum fil ard. Ne demek bu? Burada da dövün mü? Cevap yeryüzünde dövün diyor. Yeryüzünde dövdüğünüzde
Öyle mi? Cevap vereyim mi? Konuşuyor musun? Bitti de ben ona göre buyur. Buyur ayeti evet. Aç oku. Ya yani bilmiyorum öyle bir mühendissin ki dediğim gibi hepiniz aynısınız. Neyim? Yani. Kimin? Mühendissin. Başka bir şey değil yani. Mühendissin. O ne demek? Çok iyi biliyorsun ne demek olduğunu. İnatçısın. Yok bilmiyorum. Anlasam niye sorurum ki? Arapça bilmiyorsun demek. Müennit, inatçı. Demek ki Arapça bilmiyorsun. Şimdi anladıysan, eğer fehmettiysen tekrar tekrar söylüyorum. Nasıl fehmeden. Ki Türkçemizde kelimeler farklı manaya gelirse Arapçada da başka dillerde ve lisanlarda dahi aynı şekilde farklı manalar içerir. Eğer senin dediğin burada çıkarmak manasını getirirsen ben bu arkadaşlarla defaatle söyledim. Yani ne demek istiyorsun? Kadına haşa affedersen kıçına tekmeyi vur evden at mı demek istiyorsun? Evden çıkar mı demek istiyorsun? Ben hiçbir şey söylemedim. Ben dedim ki bu ayet senin nereye geleceğini biliyorum. Biz sizin cemaatle ne biliyorsun? Biliyorsun anlat. Anlatıyorum anlat. Dinlemiyorsun ki. Mesele bu zaten. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsun. Sen oradan şuraya getireceksin. Biz sizin cemazi evvelinizi biliyoruz. Diyeceksin ki orada evlerden çıkarın demek istiyor. Ya kadını nasıl evden çıkarıyorsun? Hatta o kadar gülünç duruma düşüyorsunuz ki sırf yavrulara yaranalım diyorsunuz. Burada kadın erkek yine eşit olmuyor ya. Hadi diyelim ki kadını dövmedik. E sen yine erkeğe hak veriyorsun ya. Gene kadını erkeğe eşitleyemiyorsunuz siz. Nasıl müsavi olacak kadın erkek bu ayetlerde? Kelimelerle oynuyorsunuz. Kadın erkek yine eşit olmuyor. Sen duyuyor musun beni? İşitiyor musun? Dinliyor musun? Dinliyorum. Evet. E burada kadın erkek yine eşit olmuyor. Yine sen kadına tahakküm kuruyorsun. Kadına sokağa atıyorsun. Yani öyle bir şey. Öyle bir ya şey sormadım. Ben adım sen nerelere gidiyorsun? Ya nerelere gittin sen? Aynen öyle. Sanki dinlemiş gibi yapıyorsun. Ya anlamıyorsun yahut da dinlemiyorsun. İki de ihtimal var burada. Kadını sokağa at diyeceksin. Biraz sonra ben biliyorum. Orada demek istiyor ki Allah işte kadını çıkarın. Nereye çıkarın ya? Sen kimse kadını çıkarıyorsun derler. Modern dünyada. Ben öyle bir şey Avrupa'da, demedim. Amerika'da. E ne diyor o ayet? Sen demek bana, sen söyle. Sen bana diyor, iftira kadın? Atma. Ben öyle ya bir şey söylemedim. Söyle buyur. Tamam özür dilerim. Ben iftira atmış olayım. Ne diyor o ayette? Kadını dövün ayetinde. Ben öyle bir şey söylemedim ya. Kadını ben dövün ayetinde şey ne diyor? Neyi? Kadını dövün ayetinde ne diyor? Bir saniye. Sen bu Nisa suresi 101'e bir anlat. Sonra orada geçelim. Nisa suresi 34. ayeti çözeceğiz. Birlikte. Nisa suresi 101'e bak. Ya sen beni dinlemiyorsun ki. Sen Nisa suresi 101'i anlatır mısın? Bak görüyor musun? Bak dinlemiyor. Kulağını kapatıyor aynı şeyi tekrar ediyor. Beni dinlemiyor ki. Cevap vermedin ki. Cevap verdim dinlemiyorsun ki. Cevap verdim dinlemiyorsun. Beyzel Deraktun filerdi ne demekti? Ya bırak dede kardeşim. Evet Nisa o şeydeyiz 34'teyiz. Buyur. Buyur. O muhteşem mealinizi dinlemek istiyoruz. Bakalım ben dedim dinlemiş olsaydın veyahut da dinleyip dinlemediğinde ispat edeceğiz burada zaten. Bakayım benden farklı ne diyecekmişsin. Buyur dinliyorum. Sen bu Nisa suresi 101'den kaçtın mı? Ya kaçtım evet senin dediğin oldu kaçtım. Sen Nisa 34'e gel. Kaçtım biz kaçağız. Senin dediğine göre inkarcıyız, putperestiz. Tamam, aynı dediğin gibi. Şimdi Nisa 34'e gel. Bakalım burada ne diyecek? Putperest ve müşrik. Ha, putperest ve müşrik oldu. Senin deyiminle. Devam et. Ondan sonra diyorlar ki insanlar Er-Ricalu. Bak bir saniye. Er-Ricalu. Er-Ricalu. Evet. Aha. Devam et. Gavvamune yazmış. Gavvamune ne demek sence? Ben bilmiyorum. Sen,
Sen devam et. Eğitimli insanlar okumasızlardan doğrudur demek. Evet, devam. Dinliyoruz. Sonra çünkü onlar öz mallarından infak ederler. Öz mallarından demek, yani eğitimli insanlar bilgili olduğundan bilgisizlerden üstün de demeyelim de, yani doğrudurlar. Gumun şey demektir ya, doğru demektir. Müstakim. Şimdi burada Nisa cahiller mi demek istiyor? Evet. Teşekkürler. Sen ne diyorsun Nisa'ya? Rical ne demektir? Rical. Şimdi insan ne demek insan? Yok. Ben soruyorum, sen bana soruyla cevap veriyorsun. Diyorum ki rical ne demektir? Tabii. Burada dede, tek sual sorabilecek kişi var, o da dede. Ben soramam. Başkası soramaz ama sadece dede sorar. Yani, rical ne? Ben Rical'a eğitimli insan. Bile, sen kendi yaptığının farkında bile değilsin. Sen diyorsun ki bak, sadece ben soru sorarım. Sadece benim söylediklerimi kabul edeceksiniz. Başka bir şey kabul etmeyeceksiniz. Sen bana soru soruyorsun. Çok uzun ben konuşmayalım ya. İnsan ne demek diyorum, insan. İnsan? Evet. İnsan insandır ya. Ne diyeceğim ki? Yani Nisa ile insan arasında bir bağ var mı sence? Var. Peki ne gibi bir bağ var insanla insan? Bir şey söyleyeyim bak. İns. Ben Nisa bir insandır. Bak. Her insan Nisa değil. İns, nas, Nisa, insan aynı kökten olan kelimelerdir. Hepsi cahil. Hepsi cahil demek yani. Yok, insan değil. Yok, insan cahil değil. Cahil olan Nisa, nas, bir ins, Allah bir Allah. De cin. Kim karar verdi buna? Sen mi karar verdin? Ben. Helal olsun oğlum. Sen kimsin? Bir şey söyleyeyim bak. Bravo ya. Ben diyorum ki bravo. Bak. Peki nisyan ne demek? Kur'an yazıldığında bir saniye. Nisyan ne demek? Benim suallerim bitmedi ama. Sen biliyorsun çünkü ben bildiğin için soruyorum sana. Bilmesen sormamıza gerek kalmaz. Nisyan ne demek? Ne? Unutmak. Nisyan ne demek? Nisyan. Unutmak. Peki cehaletle bağlantılı mı oluyor o zaman? Bak, Nisa da unutkan demektir. Kadın demek her değil. Her insan unuttuğunun cahilidir. Yani şimdi buradaki ayet. Benim sorum yarım kaldı. Yusuf, benim sorum yarım kaldı. Söyle bak, devam. Ben ricala, rical kelimesine, er-ricalu, buna eğitimli insan dedim. Sen ne diyorsun? Erkek diyorum. Ne? Erkek? Evet. Başka bir anlamı da var mı? Başka bir manası olabilir yani. Bizim zaten seninle anlaşamadığımız husus bu. Sen istediğin manayı vermeye çalışıyorsun. Yok. Öyle değil. Yok. Bir saniye. Dur. Bir saniye. Diyorum ki bak, ben rical kelimesine eğitimli insan diyorum. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Diyorum. Sen ne diyorsun? Net bir söyle. Ben erkek diyorum. Erkek. Evet. O zaman Hac suresi 27. ayeti açıyoruz. Sen de aç. Ya şeyin eğitim seminerine döndü. Dedenin eğitim seminerine döndü. Geçelim bakayım. Ya yemin olsun.
bin defa Az Suresi işte, 20. Hiç dinlemiyor bile. Yani belli ki dede kardeşim sen bize gelip burada kendi fikirlerini satmaya çalışıyorsun. Hay hay yani. Kapalı Yusuf, kapalı. Beyiz yok. Kapalı mı? Böyle. Tekrar başka daldan dala atlamayalım. Yani tabii, kıvırmayalım. Tabii. Kendisi, Haç kendisi Suresi 27. ayeti aç. Dede kardeşim. Bir o ayete geçiriyorsun. Bir o kelimeye geçiriyorsun. Bir daldan dala atıyor. Bir saniye Enes, bir saniye. Bunlar daldan dala olmuyor. Biz konuşunca daldan dala. Söyle neydi? Haç Suresi'ne. Ayet okumak ne? Ayet okumak daldan dala mı olur? Tabii sana göre olmaz. Sen ne dersen o olur. Ne Hac Suresi 3. ayet. Ben ayet okuyorum. Bütün doğrular seninle benden. Tek doğru sensin. Hac Suresi ne? Hac Suresi kaç? 27 miydi? 27 evet. Açalım. Evet, 27. Hı-hı. Ya vallahi oku. Dejavu gibi yemin olsun Enes'ciğim, dede kardeşim oku. Daha önceki mübarezelerim geliyor, diğer aynı senin kafanda olan insanlarla olan mübarezeler aklıma geliyor, aynı ya, aynı insan hiç mi değişmez ya, copy paste olmuşlar ya, copy paste müsvedde gibi, aynı gibi aynı kelimesi kelimesine, ağızlarından çıkan laf kelimesi kelimesi aynı ya, bu kadar mı olur vallahi şu an ya? Edip Yüksel'i dinlediğim Edip Yüksel dinliyorum gibi bana geliyor. Aynısı yo, sanki. Bu kadar takla attırmıyor kelimeleri. O bu kadar attırmıyor kelimeleri. Ben oku çok ya yani o keşirgimi ona bura gitmeye ihtiyaç yoktu ya. Ne geldi söylüyorsunuz ya. Bu ne hürmetsizlik ya. Hiç hürmetsizlik falan yaptığımız yok. Ben tespit yapıyorum. Sana bir saniye sen şöylesin, olmadı. Sen böylesin. Sen ayet oku. Ben sana söyleyeyim. Bir saniye Enes'ciğim. Dede kardeşim ben sana sen şöylesin böylesin ne diyorum ki? Hakaret ne var burada? Aynısını yapıyorsun yani, diyorum. Sen onlar gibisin. Ne bileyim Avrupa böyle geldi. Ne Fransa böyle gitti. Ben böyle ne alakası var? Bunun neresi hakaret? Ne tespit ya? Ben diyorum ki şey Hac Suresi 27. bir okur musun? Açtım da önce şunu bir tespit edelim. Ben özür dileyeceğim çünkü. Ne hakaret yaptım ben sana? Ondan özür dileyeceğim. Hakaretim ne burada? Ben ayet soruyorum. Sen şöylesin, sen böylesin. Sen onlar gibisin. Ne filancı. Ne alaka? Olur mu öyle ya? Bunun neresi hakaret? Ben biraz önce sen hakaret. Dedin ya. Nesi hakaret? Ben it mi dedim, köpek mi dedim? Yani buyur okuyun. Hayvan mı dedin? Sana bir zahmet oku. Sen Buhari'ye çöp diyorsun. Tamam neyse. Boş ver. Çok diyorum. Evet, yine de okuyalım. Diyorum. Yine de diyorum. Buyur devam edelim. Tamam oğlum. Ha, Hac Suresi evet. 27. Ve, oku. Evet. Ve izin fin nasi. Bil hacci. Evet. Devam edeyim. Ya tuka ricalen ve ala kulli damirin ya'tine min kulli feccin amiqin. Evet. Allah razı. Çevir bakalım. Çevir. Diyor ki. Hangisini istiyorsun? Nasıl? Yemi. Hangi kelimeyi istiyorsun? Rical kelimesini mi istiyorsun? Evet, evet. Tamam, burada deve manasına yorum yapılmış. Evet. Nasıl? Deve manasına yorum yapılmış. Evet. Rical? Rical deve evet. Mi? Evet, deve manasına. Nerede yazıyor orada deve? Deve? Ne manasına yapılmış? Deve Cemal değil mi? Ya işte bak bizimle alay ediyor ya. Resmen bizimle alay ediyor. Deve Cemal değil ediyor. Mi? Ondan sonra hakaret eden biz oluyoruz. Ha, ricalen ne çeviriyorsun? Nasıl çeviriyorsun burada ricalen? Ya Araplarda 70 tane kelime var deve manasına gelen. Ya resmen bizimle alay ediyor. Bir de daha. Ricalen daha erkek. Ha, ricalen erkek diyordun. Bak görüyor musun Enes'ciğim? Biraz bir de tahaccüp eder gibi. Aa, rical Cemal demek değil miydi ya o deve? Resmen bizimle alay ediyor. Yok. Ya. Aa, ne alay ya? Abi, rical, değil mi? Ricala erkek demiyordu. Vallahi şu Ramazan günü vallahi diyorum bak. Vallahi bir arkadaş gözümün önüne geliyor. Bir saniye lütfen. Vallahi bir arkadaş gözümün önüne geliyor. Adını da söyleyeyim. Remzi diye bir arkadaş var. Aynı ya aynı. Alay etmesi bile aynı. Ben diyorum ki aynı bak. Bu aynı.
Rical orada deve demek diyorum. Hani böyle yapıyor. Ne? Cemel değil miydi ya? Aynı ya, bu kadar. Damir ne demek? Basma kalıp. Damir ya. Ne? Damir ne? Basma kalıp ya. Bu kadar mı olur ya? Aynı. Damir aynı neymiş? O kim? O da hadisçi şey mi? Kur'ancı mı? Aynen. O şey, Kur'an bize yeter diyenlerden. Şey, bazı bunlar 4-5 gruba ayrılıyor. Kim Amerika'da mı? Evet, Hanif Müslüman oluyor. Kimi 19'cu oluyor. Kime hadisler bu atalı bu arada herkes, dede kardeş 19'a inanıyor mu? O herhalde Yusuf. Hanif. Sen Hanif Yusuf, misin? Sen bu Hanif ayeti çevirir misin ya? Nerelere gittin ya? Nerelere gittin? Niye kıvırıyorsun? 19'a inanıyor musun 19? Çevir bu hayatı ya. Çevir bu hayatı ya. Kıvırıyor musun oluyor? Biz çevirdik, ayet altta yazıyor. Develer çevir ya, çevir. Nasıl? Sen tam bizimle çevirin. Alay ediyorsun ya. Resmen bizimle şey alay ediyorsun. Kelime mali aşık. Altında ben yazıyor. Ben çevir diyorum, ekranda, sen ekranda. Alay ediyorsun. Sen ne nasıl bir şeysin ya? Ekranda. Çevir ya. Sabrıdır basit ya. Dede çevir. Kardeşim. Çevrimizi yaptık. Develer üzerinde. Ne? Ben dinlen, anlamadım bir şey. Anlamadım bir şey. Tamam, oku Yusuf. Hacca gidin diyor. Nasıl? Anlamadım. Abi çevireyim ya. Bütün insanlar hacca. Enes konuşuyor, ben. Enes konuşuyor. Paralel konuşuyorsun birlikte, ben anlamıyorum. Tamam. Enes'ciğim bir saniye. Develer tamam. Üzerinde hacca gidiniz. Ya tamam, tüke şeyde. Ne demek? Efendim? Ya tüke ne demek? Ya tüke. Hangisi? Bir saniye, tekrar açmam lazım. Ya tüke ricalen. Ne demek? Gidin diyor işte. Binin diyor. Binerek gidin ya. Diyor. Bak, iki kelimedir ya. Ya tüke ricalen ne demek? Ya abicim, deve demek. Yorgun deve demek. Ve ala kulli damir nedi? Ve kulli demir. Oradaki demir bir saniye. Zayıf düşmüşüm oluyor. Külli ya inun. Tamam işte, yani yorgun düşmüş tüm ayeti, develer. Bir tüm bu ayeti bir tüm çevirir misin? Bütününü, bütün. Tüm insanlara haccı ilan et ki aha. Gerek yaya, gerekse çok uzak diyarlardan yola çıkan ve yolculuktan zayıf düşmüş yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hı hı. Rizal'a orada erkek diyordun. Burada yaya diyorsun. Ayıp değil mi? Evet. Evet, biz ayıp ediyoruz. Başka diyeceğim var mı? Rizalen şey diyorsun. Yaya diyorsun burada. Tamam. Bak, o kadar beni hararetlendirmişsin ki kelimeleri bile artık alt üst eder olmuşum. Evet. Ricalen yaya demek. Doğru söylüyorsun. Bak, ben alt üst oldum. Deve evet, diyordun. Yaya. Deve diyordun. Tamam. Evet. Ayıp ettik. Kusura bakma. Şimdi de yaya diyorsun. Orada da erkek i̇şte ayıp diyorsun. Işte. Evet, çeviriyoruz ne işte. Var? İşte biz sahtekarız. Yalancıyız işte. İşimize geldiği gibi çeviriyoruz. Neyse. Şey, ben çıkıyorum. Ben çıkmam lazım. Tamam. Canın sağ olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Muhabbetin için çok sağ ol. Evet Enes'ciğim, yani insanoğlu böyle bir şey. Ben neye hayret ediyorum biliyor musun? Orada mısın Enes'ciğim, duyabiliyor musun? Enes de herhalde mola verdi. Şimdi. Evet, buradayım. Duyabiliyor musun? Evet, buradayım.
Gitti mi? Ben niye dedi. Hayret ediyorum biliyor musun? Ben aslında buna hayret ediyorum. Şimdi çıktı burada mı? Arkadaş sağ olsun bu kadar zorluyor. Zorlasın. Hakkı nereye gitti o? Çıkması lazımmış çıktı. Efendime söyleyeyim bir saniye. Başım şişirdi ya. Yok başını şişirmesi mühim değil. Değil. Ben asıl şuna hayret ediyorum. Yani. Yok bu mühim değil mi? Bir saniye ya. Yayının şeyinde. Ya adam istediği gibi çeviriyor yani. Her şeye bilgi diyor bilmem. Ivır zıvır ya valla. Hayır benim asıl hayret ettiğim şu ki. Evet. Şimdi benim asıl hayret ettiğim şu. Yani bu insanla yani dede kardeşimle veya İslam kardeşimle veya diğer arkadaşlarla fikir fikire hiçbir şekilde bir araya gelemiyoruz. Tamam mı? Peki insan evladı olarak hiçbir fikirde bir araya gelemediğimiz bu insanlar tutup diyor ki ya siz işte İslam'da bir araya gelemiyorsunuz. Ya arkadaş yani nasıl bir araya geleceksin? Yani ben dede kardeşimle nasıl bir araya geleceğim? Dede kardeşim diyor ki ya benim dediğimi kabul edeceksin yahut da sen işte müşriksin, putperestsin yani bu dinin dışındasın. Taassup yani. Taassup ki taassubun ötesi bir misal daha vereyim. Bir arkadaş geldi ki ben de böyle gençken şöyle yani rahatsız edici çünkü bu insanı rahatsız ediyor. Diyorsun ki ya bu kadar işte Müslüman var bir türlü bir araya gelemiyoruz bir tevhid olamıyor. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? İttihad-ı İslam. Hatta İttihad-ı İslam Cemiyeti falan vardı Osmanlı'da. Nasıl ittihad edeceğiz? Hasılı birisi, hatta o da FETÖ'cüydü açık söyleyeyim. Bana işte bir şeyler anlatmaya çalışıyor kendi çapından. Ben de aynı bu dede kardeşime benzeri bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Çünkü bu beni rahatsız ediyor yani. Diyorum ki ya İttihad-ı İslam lazım. Bu nedir? Bu nasıl bir şey? Niye siz doğru olduğunuzu söylüyorsunuz? Öteki niye doğru olduğunu söylüyor. Bence bunların hepsi de işte yanlış gibi oluyor yani. O arkadaş evet. bana göre tarihi bir cevap verdi bana. Dedi ki şimdi sen bunu söylersen sen de başka bir yol açmış oluyorsun. Aynen. Aynen. Yani o belki kendi fikrini teyit için bunu söylüyor ama o benim zihnime bak gibi çakıldı. Bu arkadaşların yaptığı bundan başka bir şey değil. Hayır. Ha, şimdi ben başka bir yol bulmalarında değilim. İttihadın o anda neden olamadığını da ortaya koyuyor işte. Çünkü her bir akıl tutup da vay efendim sen bunu yanlış anladın, sen bunu böyle yaptın derse kendine bir yol açmış oluyor. Ha yol açın da. Şimdi Enes kardeşim yol açın da. Biz o yol açmada bir şey demiyoruz. Benim asıl mık gibi çakılan kafamda ehli sünnete sarılmama vesile olan bu. Sen karşıdakini nasıl kabul etmezsin o zaman? Yani kendine aynen. Hak gördüğünü karşıya nasıl hak görmüyorsun? Ben bunu anlayamıyorum. Bana birkaç soru var şimdi. Diyor ki ya yazarım da yazmayla evet. Hangisini yazayım? Enes sen önce Nebi ve Resul kavramlarını öğrenin. Kur'an'a göre Nebi hata yapıyor, günah işliyor. Asıl olarak Kur'an'dan konuşur, öğren bunlar. Şimdi bak dediğim gibi aynı mevzuya geliyor. Şimdi Nebi ve Resul kavramı bu kavramı kendi kafana göre kullanamazsın. Yani şimdi yine Yakup Deniz'in işte en büyük hastalıklardan bir tanesi. Şimdi kendi kafana göre yorumluyor. Bir saniye, şunla birleştir. Orayı okumana gerek yok. İslam kardeşim de aynısını yazmış. Şey, Cameli, Demiri, İbili hepsini deve diye çevirmişler diyor. Halbuki bir kelimenin bir anlamı olması İşte lazım. Böyle bir zorunluluk yok. Yani neden? Neden yani böyle bir zorunluluk yok? Türkçe dahil hiçbir lisanda böyle bir şey yok ya. Yok hiçbir yani. Lisan. Mesela Resul ve Nebi kavramı da öyle. Mesela Resul kavramı melekler için de kullanıyor. Peygamber için de kullanıyor. Başka şeyler için de kullanıyor. Demek ki Resul kavramı çok geniş bir kavram. Sadece peygamberler ya da şeyde için kullanılmamış. Nebi kavramı da zaten kendine kitap verilmeyen peygamberler için kullanmış. Yani burada bir hiçbir çelişki yok. Orada bir cümleyle evet. Gireyim sonra yine sen devam et. Şu an Türkçemizde hoca var. Önüne gelene hoca diyoruz. Önüne gelene hoca diyoruz. Devam et.
Evet, yani şimdi dedim ki bir tane kelimenin bir anlamı olamaz. Hani böyle bir şey dile aykırı. Dolayısıyla yani bir kelimenin birçok anlamı olması o dilin aslında zengin olduğunu ve farklı medeniyetlere, farklı kültürlere açık olduğunu gösterir. Dolayısıyla zaten bizim temel problemimiz bu yani. Zaten harf inkılabının da sebebi bu yani. Yani biz sadece Türkçe kelimeler alalım, diğer bütün Arap, Fars kelimeleri atalım. Yani bu ne demek? Bu intihar demek. Bu bütün şeylere hakaret demek. Kültüre, medeniyete hakaret demek. Ha bunları söyleyince de yoksa siz şunun düşmanısınız, yok bunun düşmanısınız. Ya abi hakikati ortaya koyduğumuz için yani kimin düşmanı olursak olalım yani. Yani hakikati ortaya koyduğumuz için kimsenin hatırı hakikatin üstünden yüksek değil yani bize göre. Hakikat bize göre en üsttedir. Dolayısıyla bir kelimenin bir anlamı olması senin zihninin daralması demek. Senin dilinin daralması demek. Senin kalbinin, gönlünün, hayatın, kültürün, kitabın, her şeyin daralması demek. Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Bir dil ne kadar zenginse, kelime gazetesi, o kadar zihnin zengin olur, gönlün zengin olur, kalbin zengin olur, kültürün, hayatın, yani her şeyin zengin olur. Yani bundan yes. Ne problem var ben anlamadım. Mesela Resul kavramı hem melek yerine kullanıyor, hem peygamber yerine kullanıyor. Çok güzel bir şey yani. Bunların, tekrar ediyorum, ben tespitini defaatle yaptım. Bunların derdi zaten üzüm yemek değil ki. Bunlar neticeye varmışlar. İşte kimi işte Kur'ancı olmuş dede kardeşim gibi. Kimi ateist olmuş, kimi bilmem ne bela Akif'in deyimiyle olmuş. Ondan kelli geriye sarıp şimdi açık arama derdinde. Sebep arama derdinde. Ve tekrar tekrar bunu söyledik. 1500 yıldır bunlar zaten tabiri caizse didik didik edilmiş. Bizzati İslam uleması tarafından yapılmış. Ama işin ilginç tarafı, garip tarafı ne? Gerek İslam kardeşim burada, gerek dede kardeşim burada, Yakup Denizler diğerleri. Söylediklerini dinlemiyorlar bile. Yani sualin takibini bile yapmaktan beriler. Hadi diyelim ki kötü niyetliler. Kötü niyetliler kesinlikle anlama, bunun ne demek olduğunu dinleme derdinde değiller. Ya sorduğu sualin cevabını dinlemek bile istemiyor. Kulağını tıkıyor, tıkıyor. Farkında mısın bilmiyorum. Kulağını tıkıyor. Aynen. O soruyu az önce zaten sürekli aynı soruyu sordu. Yani 100 defa aynı soruyu sordu. Konuşuyorsun. Ondan sonra tekrar aynı şeyi söylüyor. Aynen. Sonra diyor ki Şii hadisi, Sünni hadisi. Şii Sünni. Ya 10 defa tekrar ettim. Dedim ki onlar sadece Hazreti Ali'nin rivayetlerini kabul ediyor. Biz de Hazreti Ali'nin rivayetlerini kabul ediyoruz. Ama onlar bizim diğer sahabelerin rivayetlerini kabul etmiyor. Bu kadar basit. Sonra diyorlar ki yine yok Şii hadisleri kabul etmiyor. Sünni aynı. Ben kendisine söylüyorum. Ateistlere de keza söylüyorum. Biz sizi fazlasıyla anlıyoruz. Dede kardeşimden başlayalım. Dede kardeşim demek istiyor ki İşte ehli sünnette, Şia'da işte yanlış bir iddianın peşindeler. Neden? Çünkü Kur'an'ı takip etmedikleri için birbirlerini yiyorlar. Peki bak biz bunu anlamıyor muyuz? Anlıyoruz. Ha peki o zaman ne demek istiyorsun? Biraz önce dediğime geliyor işte. O çocuğun bana verdiği cevap gibi. Ha siz bütün bu şeyi bırakın hariciler gibi. Hariciler Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye arasındaki harpte dediler ya biz ne Muaviye'nin tarafındayız ne Hazreti Ali'nin tarafındayız. Biz de adı üzerinde harici bir yol tutuyoruz. Ya üçüncü bir yol açıyorlar. İki aynen. Yolu karşı çıkıp üçüncü bir yol açıyorlar. Fırkayı artırıyorlar. Mübarek adam. Fırkayı artırıyorlar. Sonra diyor ki sen fırka yapıyorsun. Zaten şimdi bir lafı toparlayayım ben sonra sen al. Anlamıyor musun? Zaten farklılıklar buradan doğuyor. Ha diyeceksin ki farklılık çıkmasın. Ya gel de çıkarma. Adam harici olacağım diyor. Ne yapayım yani ben adamın elini kolunu mu bağlayayım? Zaten mümkün değil. Zihnine mi tasallut edeyim? Adamın kafasının içine mi gireyim? Cismi ben o adamın kendisine nasıl müdahale edeyim? Bu adam ben ayrı bir yol tutayım dediği vakit ben bu adamın zihnine mi nasıl hükmedebilirim ya? Bizim cipçi de cipsi de ya. Evet. O cipsi de bağlayayım. O zaman ne demek istiyor ateistler? Yani Allah buna müdahale etsin mi demek istiyor? Diyorlar ki ya Allah buna müdahale etsin. Bütün Müslümanlar bir olsun. Ya haşa Allah buna müdahale edecek olsaydı zaten yekten ederdi. Allah sana diyor ki bu yolu herkese hidayet ederdi.
Yani herkes işte onu demeye çalışıyorum. Zaten o zaman imtihan olmazdı diyoruz ya. O zaman açık söylüyor. Biz isteseydik hayat olmaz. Zaten hidayete erdirirdik diyor. O zaman Allah bizi neden cennetten çıkardı? Cennete kalsaydı. Yani. Ama şimdi, bu mantık düzenini kabul etmek istemiyorlar. İşlerine gelmiyor. Etrafından dönüp kendi çapında tekrar söylüyorum. İbnül Vakt olarak yavrun o süslü dünyasına kapılıyorlar. Kimi yaranmak için, kimi kendi dünyasında işin içinden çıkamadığı için, kimi zevki sefadan vazgeçemediği için tabir caizse o mantığı bir tarafa bırakıp vay efendim ayetlerde çelişki var. Vay efendim ki Yakup Deniz o kimdi? Nurullah kardeşim ya sen geri zekalı falan diyorsunuz. Ben tasvip etmiyorum tabii. Hiç kimse geri zekalı falan değil. Yok ben demiyorum Nurullah. Ama herkes kendi menfaatine uygun bir şekilde bir mantık oturtmaya çalışıyor. Yakup Deniz ne diyor? Ben Allah'a inanıyorum diyor. Allah'a inanıyormuş. Nerede tıkanıyorlar onlar da? Hazreti Peygamber Arap bedevisi. Yani Hazreti Peygamber'i aşağılıyor, küçük görüyor. Neden? Evet. Çünkü 2024 yılına gelmişiz. Einstein'lar, Newton'lar çıkmış. Fizikte bilmem nereye varılmış. Haşa ve kella bu çöl bedevisinin bu işlerden ne işi olabilirmiş? Haşa modern dünyada işte medeni bir hukuk varmış. İşte biraz önce söylediğim gibi zaten bu tek Kur'an diyenler mümkün değil. O kadını mümkün değil. Erkekle eşit mesabeye getiremezler. Hiçbir şekilde. Ya adam diyor ki zaten biraz zorlayacaktım. İnşallah bir dahaki sefer zorlayacağım. Kadını evden dışarı atın diyor ya. Evden çıkarın. Tabiri caizse modern anlayışla senin ne haddine kadını dışarı çıkarmak. Üstelik bu daha bir hayasızlık ya. Sen kadını nasıl dışarı at dersin? O darebeyi çıkarma manası veriyorlar bunlar. Kadını dışarıya çıkar. Demek ki sen evin sahibisin. Demek ki sen kadına hala tasallut ediyorsun ki kadını dışarı çıkarma hakkı veriyor sana. Anlatabildim mi? Evet. Şarjım azaldı %3. Eyvallah. Zaten toparlayalım istersen. İktifa etmekte de fayda var. Evet. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Aslında bunları uzatmayacaktım da hem kendisini kırmak istemiyorum. Bizim herkese hürmetimiz vardır. Onun için zaten uzattık. Dede kardeşime kendinin akabinde ve gıyabında yine hürmetlerimizi beyan edelim. Ben kendisine kesinlikle ve katla hürmetsizlik falan etmiyorum. Hakaret katliyen etmiyorum. Birilerine benzetmek hakaret değildir. Çünkü o bir benzettiğim birileri kendisiyle aynı şeyleri söylüyor. Aynı şeyleri. Ve tekrar ediyorum yani tabiri caizse alay ettiği şekli bile aynı. Evet sen de son sözlerini alalım Enes'cim. Kapatalım. Evet dediğin gibi yani gördük yani hadisleri kabul etmeyenlerin çıkmaz bir sokakta olduğunu net bir şekilde gördük. Yani herkes her kelimeyi kendi kafasına göre yorumluyorlar. Ki hepsi böyle yani en aliminden tut en cahilin öyle. Edip Yüksel'i ben dinliyorum bazen. Yani kelimeleri istediği gibi evrip çeviriyorlar. Şu an işte ateistler de diyorsunuz siz kıvırıyorsunuz. Aslında yani kıvırma diye yani Müslümanlar kıvırmıyor da onlar kıvırıyor yani Edip Yüksel'ler gibi. Çünkü kendi kafalarına göre, kendi zihin yapılarına göre kelimeleri, kavramları yorumluyorlar. Bizim temel şeyimiz, biz ise diyoruz ki bunları kendi kafana göre yorumlayamazsın. Bunların peygamberin, sahabenin, ulemanın yorumladığı gibi yorumlayacaksın. Ha tabii ki elbette batini anlamları, farklı derinlikli anlamlar olabilir ama sen o seviyeye gelmeden onu da yapamazsın. Dolayısıyla zahir anlamıyla alimlerin, ulemanın kabul ettiği gibi edeceksin. Yani eğer sen onlardan daha bilgiliysen, daha alimsen, koy ortaya bir şeyler, inanamam. Evet, bitti benimki. Yok, bitmesin. Sen onu tekrar et lütfen. Ben bir ısrarımda ısrar edeceğim. Biraz önce nasıl ki bir tahlille bunların derdinin bu olmadığını söylüyorsam, yine başka bir tahlille şunu söylüyorum. Yahu sen kendinde bu hakkı görüyorsun da, bizde niye bu hakkı görmüyoruz? Ben bunu ısrarla ve ısrarla soracağım. Ya sende akıl mantık var da bizde akıl mantık yok mu ya? Yani bana diyorsun ki zaten söylüyorlar malum biz söylemediğimiz halde ki tamam Nurullah kardeşim falan söylüyor ben tasvip etmiyorum.
gerizekalı demiyorum ama sen bana gerizekalı diyorsun. Bana gerizekalı da yaptığın tespit ne kardeşim ya? Yani bunun ölçüsü ne? IQ testi mi yapalım? Buyurun herkes gelsin IQ testi yapalım o zaman. Böyle bir mantık, akıl nasıl olabiliyor ben bilmiyorum yani. Eğer ölçü diplomaysa, ölçü medrese ise, mektepse, buyurun onları tartalım yani. Benim üzerimde de değil. Bu kadar inanan Müslüman var. Yani kimin aklı, kimin kimden üstün, kim gerizekalı? Nasıl bir ölçü kullanıyorlar bunlar? Velhasılı ben son cümlemi hemen yapayım. Aynı ısrarla soruyorum. Sen kendinde bulduğun hakkı karşıya nasıl vermiyorsun? Evet, sen tekrar edilen cümleni tamamla. Böylelikle kapatalım. Evet, biraz yorucu bir yayın oldu gerçekten. Yani çünkü bunlarla anlatırsan anlat yine anlattıklarımız kendi anlayacakları kadardı yani. Sen istersen buraya en hakiki şeyi getir, alimi getir. Yine onlar bildiklerini okumaya devam edecekler. Aslında bunlar tamamen kapalı yani. Bunlar da kapanmış gibi. Yani biz şey demiyoruz. Yani Kur'an elbette bize yeter. Yani biz kimse, hem hiçbir Müslüman böyle bir sıkıntısı yok. Ama onlar galiba Kur'an'ı fazla gördüğü için Kur'an'dan iki ayeti atıyorlar. Yani tabii ben tam bilmiyorum bunların nasıl bir şey olduğunu ama galiba 19 diyorlar, iki ayeti atıyormuş. Ama biz diyoruz ki Kur'an elbette yeter ama Kur'an asıl kaynaktır. Asıl kaynağa ulaşmak için usule ihtiyaç vardır ve bu usulde Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Yani gayet net anlatıyoruz. Ve bu da söyledikleri sözlerdir, hadislerdir. Bunlar Kur'an'ın açıklamalarıdır. Yaşantıda Kur'an'ın kendisidir zaten. O sünneti, sünniyesi. Dolayısıyla bunları anlamadan sadece Hazreti Muhammed'in sünneti değil. Aynı zamanda sahabeyi anlamadan, Hazreti Muhammed'i anlamadan Kur'an'ın net bir şekilde anlaşılmayacağını, dolayısıyla bunların usul olduğunu, Kur'an'ın da asıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunlar kendi kafamıza göre yorumlayacak diyor. Biz peygamberi de sahabeyi de tanımıyoruz diyor. Kendi kafamıza nasıl eserse öyle anlayacağız. Namaz 3 rekattır diyor. 3 vakittir diyorsa 3 vakit. Bu kadar. Başka bir şey söylemesin diyorlar. Biz derebe çıkartmak diyorsa çıkartmaktır. Yani başka anlam veremesin diyor. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Yani kavramlar çok önemli dediğim gibi. O kavramları da Allah ve Resulü güzel açıklamıştır zaten. Biz Allah ve Resulü'nden ve sahabenin sözlerinden, ulemanın çizgisinden ayrılamayız. Tabii ki yeni yorumlar, yeni içtihatlar elbette yapılır ama bunlar çerçevesinde yeni içtihatlar ortaya konulur. Kimse kendi kafasına göre yorum getiremez. Hatta Hazreti Muhammed şey diyor, Medine'ye gönderirken Musa bilmeye diyor ki sen neye göre hükmedeceksin? Ona diyor Allah'ın kitabına. Peki orada bulmazsa ne diyor? Resulullah'ın sünnetinde. Orada bulmazsa kendi kararıma göre veririm diyor. Bu çok güzel bir örnek edince. O kadar net ancak açıklanabilirdi. Ben bunları söyleyip sözümü kapatayım. Yani Allah ve Resulü'nün yani açıkladığı şekilde Kur'an'ı anlamak zorundayız. Yoksa gördüğümüz gibi çıkmaz sokak oluyor diyeyim ve herkese hayırlı geceler diyeyim. Umarım yani bir başka yayında bunları tekrar konuşabiliriz. Hadisleri, sünneti, Kur'an bize yeter söylemini. Çok tehlikeli bir şeyin vuruyorum da bu. Ben böyle istersen kapatalım şimdilik. Sonra yarın devam edeceğiz. Müsaitsen ya da öbür gün. Ne zaman müsait olursa artık. Benim şarjım da bitti zaten. Evet, şey, son sözlerini söyle, kapatalım. Evet, dediğim gibi Kur'an asıldır, sünnet usuldür. Usul olmadan vusul olmaz, yani kavuşma olmaz. Fusul olur, yani sapma olur. Gördüğümüz gibi az önce ayetleri istediği gibi eğip büküyor, sapıyor. En doğru söz Allah ve Resulü'nün sözüdür. Hadislere kesinlikle tartışma konusu yapılamaz. Hadisler tartışma konusu olursa ayetler de tartışma konusu olur. Ve din diye bir şey ortaya kalmaz. Ben bunları söyleyeyim. Hatta sahabenin hayatı bile tartışma konusu olamaz bizim için. Hatta ulemanın sözleri ve hayatı da bizim için tartışmasız. Tartışmasızdır. Kırmızı çizgimizdir. Ben bunları söyleyeyim. Ve sözümü tamamlayayım. Herkese hayırlı geceler. Tekrardan görüşürüz inşallah. Bizi dinleyen herkese. Bu kadar şeye sabırla katlanan bütün izleyicilere teşekkür ederim.
hayırlı geceler diliyorum. Evet, bitti. Tamam. Teşekkürler Enes. Herkeslere rica ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Şu an 3 kişi bizi seyrediyor gözüküyor. Bilmiyorum. Yayına gelen yok mu? Yayına gelmek istiyorlarsa buyursunlar. Kimse uyuşmak zorunda değil. Bir saniye. Elbette ki İslam kardeşim, kimse uyuşmak zorunda değil. Ya biz de zaten İslam kardeşim, benim söylemeye çalıştığımı söylüyorsun. Lakin sizlerin bize hak görmemesi bizi rahatsız eden durum. Yani rahatsız eden durum da değil haşa. Rahatsız olduğum, yanlış ifade ettim. Demeye çalıştığım rahatsızlık değil. Yani sen karşıya layık görmediğin, hak görmediğin mevzuyu kendin yapıyorsun. Ben bundan müzdaribim. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani müzdaripliğim buradan. Israrla işte Yakup gibiler, biraz önce dede kardeşim veyahut da sen ol veya bir diğeri. Yani kendi mantığınız ve kendi aklınızla bir yorum yapmayı gayet tabii görüyorsunuz. Lakin karşıya bunu hak görmüyorsunuz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani sizin yapıp da bizim yapmadığımız, sizin yapmayıp da bizim yaptığımız ne var ya? Aynı şeyleri güya siz yapmıyormuş gibi bize havale ediyorsunuz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum ısrarla. Zaten herkes istediği yerinde gitmekte hür. Lakin hürriyeti bize layık görünmüyorsunuz. Bizim söylemeye çalıştığımız bu. Biz diyoruz ki ya işte Allah'ın ayeti, Kur'an'ı, Hazreti Peygamber'in sünneti yok olmaz. Çünkü o şu, orada şunlar var, orada bunlar var. Ya tamam da aynı mantık zinciriyle baktığın zaman sizlerde de aynı durum söz konusu oluyor işte. Biz de onu söylemeye çalışıyoruz. Yani dayatma olmadan, hay hay dayatma olmadan olsun. Ona da hemfikiriz. Lakin bu dayatma olmadan lafı da bir noktadan sonra havada kalıyor. Biraz önce dede kardeşimi gördün. Yani bu dayatmanın tanımını yapmak lazım demek ki. Israrla ne diyor? İşte bu kelimenin manası bu şekilde anlaşılmalıdır diyor. Ha ben ne demek istiyorum? Velev ki sen benim söylediğim şekilde kelimeyi anlamak istemiyorsan, bunu dayatma olarak kabul ediyorsan, sen aynı şeyi yapıyorsun. Senin benden farkın ne oldu o zaman diyorum. Keza işte Yakup Deniz olsun, diğer ateist, sözde ateist ki ben gerçekten kabullenmekte güçlük çekiyorum bu kelamları. Çünkü ben şahsen bunu gavurun merceğiyle bakmak diyeyim en hafif bir ifadeyle. Ateist olun tamam, hay hay. Ya ne farkı var ki? O da kelimeyi aynı şekilde yok bu kelime illa bu manaya gelir diyor. Sen benim kelime dayatmamı, ki biz dayatmıyoruz da hadi öyle kabul edelim, sizin deyiminiz de olsun. O zaman senin yaptığının farkı ne? Dinlemekten bahsediyorsun, beni dinlemiyorsun. O zaman benim seni dinlemediğimi nasıl iddia edebiliyorsun? Böyle bir ne bileyim iddiayla nasıl ortaya çıkarabiliyorsun? Bilmem daha nasıl anlatayım. Beni zorbalıkla suçluyorsun, ne bileyim baskıyla suçluyorsun, her türlü ithamı yapıyorsun. Ama senin yaptığının farkı ne? Bunu söyle bana. Ben anlaşamıyorum diyorsun. Biz anlaşamıyormuşuz. Peki siz anlaşabiliyor musunuz? Benim getirdiğim sistem kötü diyorsun. Senin getirdiğin sistem ne ki? Bilmem daha derdimi nasıl anlatabilirim. Ben de ısrarla ve yani herhalde her şeyde muhabbette her yayında bunu söylemek zorunda kalacağım ben de. Ben de bunun altını çizmek istiyorum. Zaten insani olarak tamam işte bunu söylüyoruz da burada bu bak bunlar beylik laflardır İslam kardeşim. Bunlar beylik laflardır. Tabiri caizse insan sıkıştıkça bu kelimeleri, bu cümleleri ortaya atar. Bu cümleleri sarf eder. İşte kimse anlaşmak zorunda değil. Herkes hürdür. Ama işin altında yatan samimi olarak düşünürsen görürsün bunu. Benim dediğime gel demek ister. Bak geçen sen de şahit oldun. O Jileju denilen hanımefendi vardı. Diyor ki açık ve aleni kadınlar bu noktalarda biraz daha rahat davranıyorlar. Herhalde öteden beri bu tür işte tartışmalara pek girmedikleri için kendilerini daha rahat hissediyorlar. Erkekler biraz daha ölçüp tartıyorlar. Biraz daha tabiri caizse
kurnazlık yapıyor erkekler. Doğrudan ağzına vermiyor lafı. Ama Jileju gibi hanımefendiler aleni olarak söylüyor. Ne diyor hatırlarsan diyor ki bana, Yusuf Bey bunu kabul etmek zorundasın diyor. Bunu kabul etmek zorundasın diyor. Yani artık diline vuruyor. E şimdi sen bu lafı söylüyorsun. Karşıdakinin sana dayattığı bir şeyi söylüyorsun. Yani diyorsun ki bana dayatma yapma diyorsun. Ama sen yok bunu kabul etmek zorundasın diyor. Ben de bundan dem vuruyorum. Şüphesiz. O yüzden zaten biz de zaten İslam ahlakını böyle söylüyoruz. İslam kardeşim zaten sizler bunları bilmiyor değilsiniz. Bunları zaten biliyorsunuz. İslam ahlakı zaten böyledir. Sen insani olarak mesela o arkadaşlar bana ne diye getiriyor? Diyor ki vay efendim ne olmuş? İşte insan hakları işte umumi beyanname vardır. Ya umumi beyanname biz daha önce kaç defa bunu söyledik. Mütekabiliyet esası vardır. Hudeybiye anlaşmasını da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Ve orada ne dedi Süheyl? Ben dedi Hazreti Muhammed Resulullah yazısını kabul etmiyorum dedi. Resulullah'ı sildirdi orada. İnsani ilişkilerde keza Medine ahitnamesinde de öyle. Eğer beşeri bir mukavele imzalarsan buna herkes imza koyar. Bu ayrı bir şey. Dinin kendi hükümleri ayrı bir şeydir. Beşeri ilişkilerde Hazreti Peygamber daha biraz önce bahsettik. Vefat ettiğinde Yahudi'ye borçluydu ya. Yahudi'ye borçluydu diyoruz. Yahudi deyip ondan borç almamazlık yapıyor mu? Osmanlı sultanları %99 hepsi Yahudi tüccarlara borçlu. Yahudi tüccarlarla alışveriş yapıyor. Yani Osmanlı'nın belli bir ticareti Yahudiler üzerinden yürüyor. Yani İmam Gazali diyecektim Abdülkadir Geylani Hazretleri Yahudi komşusu var. Sürekli cedelleşiyor, sürekli kavga ediyorlar. Yani kavga ediyorlar derken zahmet veriyor Yahudi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Ama o ondan iyilik yapmaktan, komşuluk yapmaktan beri durmuyor. Bu insani beşeri ilişkiler farklıdır. Fikri mülahazalar farklıdır. Yani biz bunları anlatıyoruz. Tamam siz anlamak istemeyin, kabul etmek zorunda değilsiniz. Lakin tekrar aynı noktayla devam etmek isterim ki. Peki o zaman bu hakkı yani nasıl karşıda görmeyip de kendinizde görürsünüz? Evet. Hasılı mevzular uzun. Keşke gelseydin, senin de o gül cemalini görmeysek bile Davudi sesini duysaydık. Lakin pek katılmıyorsun. Canın sağ olsun. İnşallah bir başka yayında görüşmek üzere. Katılan herkeslere çok çok teşekkürler. Kanalımız yeni. İnşallah etrafınıza duyurursanız daha zengin bir yayınla daha güzel muhabbetlerde buluşmak temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi İslam alemine Rabbim Teala yardımını esirgemesin. Bizleri affu mağfiretiyle koruyup kollasın. Şu mübarek Ramazan ayı yüzüsü hürmetine başta Filistin olmak üzere tüm zulüm gören başta Müslümanlara daha sonra da insanlığa zaten Müslümanlar ihya olduktan kelli şüphesiz ki dünyaya da adalet ve şefkat eli uzanacaktır. Tıpkı ecdadımız Osmanlı'da olduğu gibi gayrimüslimlere de Cenab-ı Rabbim inayet eylesin, hidayet eylesin. Böylelikle bir yayının daha sonuna geliyoruz. Herkesi selamlıyorum.